İnsanlar toplumların, grupların en tepesindeki ismi bir numarayı merak eder. Ve biz bugün Osmanlı'nın bugüne kadar gelmiş geçmiş 36 padişahının arasında bir numara kimdi? En tepede kim vardı? Onu soracağız, onu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Tarihçi Talha Uğurlar'la konuşacağız. Hocam ilk sorumuz gelmiş olsun. Osmanlı'nın bir numarası kimdi? Fatih Sultan Mehmet. Peki hocam, Fatih Sultan Mehmet'i diğer padişahlardan ayıran özellikler nelerdir acaba? Cevabı çok uzun ama bir yerden başlayalım. Lütfen. Genelde liderler neye göre vasıflandırılır? Elde ettikleri zaferlere göre. Helal olsun Yavuz Sultan Selim'e be. Gitmiş Mısır'ı almış. Yok Çaldıran'da Şah İsmail gelmiş. Kanuni'ye bak. Ta Viyana kapılarına dayanmış. Yani bizde ölçü budur. Mesela Fatih büyük müdür dediğiniz zaman bizde kimse küçüktü demez. Büyüktü der. Niye büyüktü diye sorun. Fix cevap aynıdır. İstanbul'u fethettiği için. Bence alakası yok. İstanbul'u fethetmek evet çok önemli bir şehir İstanbul. İstanbul'u almak hiç kolay değildi. Bu da doğru. Ama İstanbul'u almak Fatih'i en büyük yapan şey değildir. Bir insanı büyük yapan oyun kurucu olmasıdır. Fatih Sultan Mehmet sistem kurucudur. İnsanları kucaklayıcıdır. Mesela değil Osmanlı tarihinde belki Türk tarihinde örneği olmayan bir şey bir tek o yaşamıştır. Bosna'ya gidiyor. 30 bin Bogomil Hristiyanı. Travnik yoludur orası meşhur. Orada önüne çıkıyorlar. 30 bin kişi aynı gün aynı anda Fatih'in önünde Müslüman oluyorlar. 30 bin. Boşnak işte bizim bugün Boşnak dediğimiz başımızın tacı kardeşlerimiz onlar. Sarı saçlı Bogonville. mavi gözlü. Bogomil Hristiyanıydılar. Ama tek Allah'a inanıyorlardı. Kutsal ruh, teslise inanmıyorlardı. Katarlar gibi, Albigenler gibi. Tek ve arayış içindeydiler. Katolik Avrupa onları dışlamıştı. Hep böyle baskı altındaydılar. Bunlar ne biçim Hristiyan? Bunlar bizim gibi değil falan diye. Ve Fatih Tesis Mehmet inancı yok çünkü. tesis yok. Tesis olmadığı için bir Katolik'in gözünde siz dinsizsiniz. Ben Hristiyanım da istediğin kadar ama dinsizsin. Bunlar birbirlerini zaten Ortodokslarla aforoz ettiler 4. yüzyılda. Yani şu an Katolik de kafir, Ortodoks da kafir. Ben demiyorum. Kendileri söylüyorlar. Birbirlerini Papa'yla İstanbul'daki Patrik aforoz ettiler. Dinsiz kıldılar. Velhasıl Fatih ne yaptı? Kucakladı. Yani bir Ortodoks'un Katolik'e, bir Katolik'in Ortodoks'a göstermediği hoşgörüyü Fatih hepsine gösterdi. Müthiş bir şey. Fatih'in İstanbul'unda Galata tarafı Katolik. İstanbul Suriçi Ortodoks. Fenerbahçe Patrikhanesi var. Fatih kaldırdım demiyor. Kaldırmıyor. Başkası silerdi Türkiye haritasından Fenerbahçe Patrikhanesini. Silmiyor. Bunu hoşgörüyle de izah edersiniz. Siyasetle de izah edersiniz. Çok önemlidir. Ben mesela Avrupa'da geziyorum. Çok gezen dolaşan biriyim. Mesela bir kiliseye gidiyorum. Tarihi bir kilise geziyorum. Papazıyla tanışıyoruz. Adam Türkiye düşmanı. Hakikaten. Hissettiriyor yani. Dişlerini gıcırdatıyor Osmanlı falan geçince. Bir kiliseye gidiyorum. Ah adam düzgün. Daha böyle ılımlı. Sonra bir kurcalıyorum. Düşman olan Yunanistan kiliselerinde yetişmiş. Dost olan bizim Türkiye'deki Fenerbahçe Patrikhanesine bağlı kiliselerde yetişmiş. Yani düşman olmak, sırt dönmek, reddetmek, atmak. Hayır bunlar yok bizim kitabımızda. Ne var? Kendini tanıtmak var. Biz düzgün insanlar mıyız? Müslüman Türkler düzgün insanlarız. Yani eğer hakkıyla örflerimizi, ananelerimizi, inançlarımızı yaşarsak biz düzgün insanlarız. Tarihte çok büyük medeniyetler kurduk. Asimilasyon yapmadık, soykırım yapmadık. Kimsenin dilini, dinini değiştirmedik. Bugün Osmanlı'nın yüzyıllarca kaldığı coğrafyaların hepsi kendi dillerini biliyorlar. Fransız 40 sene kalmış Cezayir'de. Cezayir'in hepsi ana dilini Fransızca olarak biliyor. Cezayirce ikinci dil olmuş. Halbuki Cezayir'de biz 400 sene kaldık. 40 yıl değil, 400 yıl. Türkçe hiçbir bilmiyor. Yani bu bile bizim asimile eden, soykırım yapan bir barbar olmadığımızın delili. Ama sen öyle bir kucaklıyorsun, kendini sevdiriyorsun. Adam hayran kalıyor. Dün TRT'deki o Uyanış Büyük Selçuklu'da böyle bir diyalog geçti. Hristiyan Haçlı lideri var. Doğu Roma'dan bir lider var. Bir de Haşhaşi, Hasan Sabbah. Üçü bir aradalar dün konuşuyorlar. Konuşurlarken işte bir tane Fransız markisinin Selçuklu'ya yardım ettiği konusu geçti. Geçince biri dedi ki diğerlerine Türklerin dedi merhameti kılıçlarından daha tehlikelidir dedi. Çok güzel bir cümle. Hemen aldım sosyal medyamda yazdım. Yazdıktan sonra da dedim ki bu cümle bana 3. Haçlı Seferi'nde Alman İmparatoru Frederick Barbaros'un
adamlarının Anadolu'da darmadağın olmuş bir vaziyette Türkler tarafından sahip çıkılması üzerine Müslüman olmalarını aklıma getirdi dedim. Frederick Barbaros Almanya'da çok büyük kral. Dev ordularıyla iniyor karayoluyla Anadolu'dan. Bu Göksu'yu geçerken yuvarlanıyor, düşüyor, ölüyor Göksu'dan. Silifke'ye inerken Mut'tan. Ölünce tabi adamları bölük pörçük oluyor. Bir kısmı gemilerle Kudüs'e geçiyorlar. Bir kısmı kalıyor Anadolu'da. Elinlerinden tutan yok, eden yok. Rezil oluyorlar. Bizim oradaki dağ yörükleri sahip çıkıyor bunlara. O bölge yörükler var ya işte Ermenek, Mut, Taşeli yörükleri falan. Candır onlar. Sahip hemen çıkıyorlar. Yayık ayranı. Aynen. Hemen gözleme vermişler. Geliyorlar, bulgur pilavı bilmem canlarım ne. Canlarım benim. Üç, bunlara o kadar çok bakıyorlar. Bunların bir kısmı Müslüman oluyorlar. Bu konuda tezler hazırlandı. Ya Haçlı Seferi. Müslümanlara ölüm. Onların kanlarını içmek helal. Onların yok gözünü oyan cennete gider falan diyen adamlar Müslüman oluyorlar. Ya dünkü cümle çok güzel. Türklerin merhameti kılıçlarından daha tehlikelidir. Fatih de yüksek bir merhamete sahipti. Kucaklayıcıydı. Oyun kurucuydu. Oyun kurduğu için yani mesela Yavuz Sultan Selim Fatih'in torunu. Kanuni torunun çocuğu. Bunların dönemi çok ihtişamlı. Sebep Fatih'tir. Yani Yavuz'la kanun hakkını yemeyelim. Onlar onun kurduğu sistemi devam ettirmiş, geliştirmiş, gözü kara, hiç oturmayan insanlar. Bir kere Fatih nasıl öldü? Yavuz nasıl öldü? Kaan nasıl öldü? Şimdi benim yanıma geliyor böyle bazı insanlar. İnsanımız tarihi seviyor nihayetinde. Evet, tarihteki geçmiş atalarını da seviyor. Hocam ya bizim oğlan hiç Fatih gibi değil ya. Bizim kız niye Kanuni gibi değil? Falan böyle. Böyle şey diyorlar. Benim onlara iki cevabım vardır. Birincisini atlayıp ikincisini söyleyeyim. Birinciyi de söylerim. Ben diyorum ki şimdi böyle olmak fedakarlıktan geçiyor. Fatih nasıl öldü? Nerede öldü? Gebze'de öldü. Çadırda öldü. Kimsenin bilmediği sefere gidiyordu. 150-200 bin askerini topladı Gebze Hünkar Çayırı'nda. Çadırda öldü. Düşünün koca orada 200 bin kişi toplanmış. Memlük'te üzerine mi gidiliyor? Yoksa İzmit Körfezi'nden gemiye binilecek de Roma ya Vatikan'a mı gidilecek? Kimse bilmiyor. Bir tek o biliyor. Acayip bir şey. Nereye gidiyorlardı hocam? Bence %100 Vatikan'ın üzerine gidiyorlardı. Roma'ya gidiyorlardı. Roma'ya gidiyorlardı tabii canım. Roma seferindeydi yani. 1480'deki Ahmet Paşa'yı gönderdi ya Fatih. Otranto'yu aldırdı çizmenin topuğunu. Evet. Büyüğü verecekti. Şimdi Fatih çadırda öldü. Yavuz çadırda öldü. Nerede? Çorlu'da. Gene kimse bilmiyor seferin nereye olduğunu. Koca orduyu sırtlanmış İstanbul'dan çıkmışlar. İşte Büyükçekmece. Ondan sonra Tekirdağ. Çorlu'ya geliyorlar. Çorlu'da Muratlı diye bir kasaba var. Orada Yakatepe köyü vardır. Tam o köyün orada karargah kuruluyor. Tabii sırtındaki o çıban ağrıları ateş Şirpençe. Şirpençe deniliyor ama biz onu da araştırdık. Tarih tıbbı konuşturdu bir kitabında uzun uzun. Değil. Farklı bir rahatsızlığı varmış. Onu da bulduk. Ve orada çadırında ölüyor. Kanuni Zigetvar'da çadırda ölüyor. Yani kimse bana böyle yumuşacık pamuklu, ipekli yorganlarda, yataklarda yatıp ben Kanuni Fatih olacağım demez. Öyle olmuyor bu işler. Ben ata binen bir insanım. Yani şöyle atla yarım saat 40 dakika arazi yapıyorum. Yani bakın her gün ata binerseniz şu bacak kaslarınıza bir şey olmaz. Bir hafta ara verin. Bir hafta sonra binin. Bak devamlı binen biri olmanıza rağmen o gece ölürsünüz şu bacak içi kas ağrılarından. Ya ata binmek o kadar zor bir şey yani. Bir de onun sırtında böyle gidiyorsunuz. Bu adamlar hep gittiler. Durdular. Yoksa Topkapı Sarayı dünyanın en zengin adamı Kanuni. Şimdi mesela sokakta en alelade bir memuru durdursanız vatandaşı deseniz ki yani biraz da kanına girseniz önünden yürürseniz de 20 tane hovardalık hikayesi anlatır. Özür dileyerek söylüyorum. Kanuni gibi bir adam dünya avucunda iki tane evliliği var. Üçüncüsü şüpheli. Yani Hürrem Sultan, Mahidevran, Gülbahar Hatun'u biliyoruz. Üçüncüsü Gülfem. Dizide işlendi Muhteşem Yüzyıl'da ama olmayabilir. Muallak diyorsunuz. Muallak yok kayıtlarda. Gülfem diye birisi yok. Net değil. Halbuki 300 tane falan olmalıydı. Üçüncü var mıydı tartışıyoruz. Kanuni'ye başka kim olsa neler olurdu. Yani bu da şunu demek istiyorum. Bu adamlar boşuna Kanuni Fatih Yavuz olmadılar. Yerlerinde durmadılar, oturmadılar. Birinci Murat'ın vasiyetini uyguladılar. Birinci Murat Kosova'da ölürken ne diyor? Hani bir Sırp askeri hançerlemiş. Çok haince bir hançerleme. Savaş bitmiş meydana gezerken. O sıra ölüm anı yanına geliyor oğlu Yıldırım Bayezid ve diğer vezirleri. Bir cümlelik vasiyeti var. Sakın ha attan inmeye süz. Attan inmeyin diyor. Attan inmeyini bugüne çevirin artık.
Ya oturmayın, koşturun, mücadele edin. Ben anlamıyorum. Bugün adam 40'ın 50'sine geliyor. Hemen bir emeklilik havaları, bir kefen hazırlamalar. Bizden geçti artık, siz yapın. Ne sizden geçti? Kaç yaşınız diyorum? 50 yaşını. Ya diyorum, Mimar Sinan ilk eserini verdiğinde 44 yaşındaydı. 44 ilk eseri. 44. 50 yaşındayım diyorsun. Daha 6 yaşındasın. 6 yaşındasın. Yolun başındasın. Mimar Sinan son eserini verdiğinde İvaz Efendi Camii Eyüp'te Bahariye sırtlarında 98 yaşında. Gözleri görmüyor. Hala cami yapıyor. Hala işin içinde. İşte budur. Olması gereken bu. Fatih Sultan Mehmet bir taraftan bir çığ kapattı, bir çığ açtı. İstanbul'un fethiyle. İstanbul'un fethine geleceğiz ama öyle bir ilmi vardı ki, öyle bir yetiştirildi ki, biraz da bundan bahsetmek isterim hocam. Neler söyleyeceksiniz? Aldığı eğitim çok üst düzeydi. Fatih kesinlikle çok güzel bir yere değindiniz. Babasını hep tükaka ediyorlar. Ottoman Empire diye bir dizi yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda bayağı oluyor ama 8 ay falan oluyor. Mesela o dizide 2. Murat tükaka edilmiş. 2. Murat zalim bir adam. Oğlu Fatih'e hiç bakmıyor, ilgilenmiyor falan. Bir de 1453 diye bizimkiler bir film yapmıştı yıllar önce. 1453 İstanbul'un fethi, Ulubatlı Hasan vardı. Ulubatlı Hasan'ın sevdiği bir kız var. İstanbul fethediliyor. Kızla nikahsız gezdi hamile bıraktı kızı. Sonra da İstanbul alınırken millet İstanbul alınma derdinde o burçlardan kızı kesiyor. Ya Rabbim ya Resulallah, böyle bulup atlıyor ki. Konu o değil, konu şu. O filmde de 2. Murat çok kötü gösterildi. Fatih'i böyle vuruyor, dövüyor, itiyor, ilgilenmiyor. Ya böyle bir babanın çocuğu sağlıklı olabilir mi? Sağlıksız olur. Bilakis sağlıklı çocuklar ilgili anne babaların ortamında ortaya çıkar. İlgilenirsiniz, kol kanat gerersin. Fatih çok kabiliyetli, kaliteli bir adam. Niye kabiliyetli? Babasından dolayı tabii ki. 2. Murat özel bir adamdır. Ben tarihten sonra sanat tarihini işte bundan okudum. Neden? Çünkü tarihle alakalı insanlar çok rahat yalan söyleyebiliyor. Çok rahat adam. 2. Murat 5 para etmezdi diyor. Şimdi ben hayır 5 para eder dediğim zaman nasıl onun tezini çürüteceğim? Neye göre biliyoruz? Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. İş nedir? Sanattır. Sanat nedir? İnsanın ortaya koyduklarıdır. 2. Murat'a bakalım. 2. Murat'ın Bursa'da Muradiye Külliyesi var. Ad kendi adına D Muradiye Külliyesi. Aynı Muradiye'den bir tane de Edirne'de var. Külliye diyorum yani. Mesela öyle bir tane cami değil. Cami, medreseler, imaretler, hanlar, çarşılar, Sıbyan mektepleri doldurmuş yani, bir şehir kurmuş. Bir tane de Edirne'de var. Hızını alamamış Edirne'de. Bir de 3 şerefeli külliye yaptırmış. O mesela Osmanlı sanatında çok özeldir 3 şerefeli. Mimar Sinan'ın hayatı taklitli tek eserdir. Mimar Sinan gibi biri kendisinden 150 sene evvel yapılmış camiyi taklit ediyor. Bir tek taklit ettiği eser 2. Murat'ın camisi. Bir de Darül Hadis'te bir külliye yaptırmış. Yani aklıma gelen ilk dördünü saydım. Ve bu külliyelerde bir sürü önemli insan yetişmiş ki biri de Fatih'tir. Üç Şerefeli'nin medresesinde Akşemseddin hocalığı. Bir de şimdi şöyle düşünün. Çok önemli hocaları var değil mi hocam? Şimdi düşünün. Belki siz de babasınız, ben de babayım, çocuklarımız var. Anne babalar, ebeveynler ne der? Çocuğum düzgün yetişsin. Kalite. Hiçbir anne baba çocuğunu çamura atmaz. İyi yetişmesi için de ne yapar? Kaliteli insanlarla oturup kalkmasını ister. Anadolu'da insanlarımızın en çok yaptığı dua odur. Allah iyilerle beraber etsin. Aman kötülerden uzak etsin. O ninelerimizin hep duasıdır. Duasıdır bu. Fatih 2. Murat ne yapıyor? Hacı Bayram Veli Hazretleri ile yıllar evvelki görüşmesinde daha Fatih yok piyasada. Ondan sonra hemen markajı alıyor ikinci şeyi, Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni. Diyor ki o zaman Fatih rivayetlere göre kundakta bebek, yeni doğmuş daha. Bizim oğlan için hemen bir talebeniz diyor yani. Vazifelendirseniz. Daha kundakta bebek Fatih. Ne zaman vazifelenecek? Fatih en az 10 yaşına gelince. Yani 10 yıl öncesinden Hacı Bayram'dan söz alıyor. En iyi talebenizi oğlumu hoca olarak istiyorum. Orada İstanbul'un fethiyle ilgili bir şey konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Ondan da bahseder misiniz hocam? Olay şöyle oluyor. Aslında olayın arka planı Ahiliye'ye kadar gidiyor. Ahiler Anadolu'da bir örgüttür ama çok hayırlı, çok kaliteli bir gruptur. Ahi Evran'ın öncülüğünde esnaf teşkilatları. Fakat bu ahiler bir süre sonra çok güçlenip Ankara'yı ele geçirmişlerdir. Ankara başkent olmak üzere bir devlet kurmuşlardır. Ahi devlet. Bu devlete Osmanlı son vermiştir. Yıldırım Bayezid. Ama ahiler çok hızlı organize olabildikleri için Osmanlı aileden hep korkmuştur, çekilmiştir. Ya bunlar yarın gene bir toplanırlarsa. 2. Murat Edirne'de. O zaman daha İstanbul alınmamış. Padişah Edirne başkentken
istihbarat geliyor. Ankara'da bir eşkıya reisi türedi. Bir adam. Yani bir tarikat şeyhi aynı zamanda. Çok ciddi mürit topladı. Devlet için tehlikeli olabilir. Tabii 2. Murat da korkuyor. Ahiler organize olup ya Ankara'da yeniden bir bayrak açabilirler. Derdest edin getirin diyor. Yakalayın getirin. Yakalayıp getiriyorlar. Yakalayıp getirdikleri kişi Hacı Bayram Veli Hazretleri. Yani yanlış istihbarat gitmiş. Hacı Bayram Veli çok büyük bir veli. Hakikaten de talebeleri çoğalıyor. Devletin gözüne batıyor. Ha düzgün bir insansan istediğin kadar taleben çoğalsın, sıkıntı yok da kötü biriysen o talebeleri örgütleyebilirsin. Hasan Sabbah gibi. O zaman tabii Edirne'de onu görünce onun böyle düzgün pırıl pırıl bir insan çok utanıyor ikinci Murat. Bir kendisi de mutasavvuf bir insan. Meraklı. Hocam bize siz bize affedin. Bir süre Edirne'mizde kalın diyor. İşte o olay orada oluyor. Tabii ikinci Murat Hacı Bayram Veli'ni her gördüğünde ona yükleniyor sultan. Yani hocam bir şeyler soruyor. Bir himmet etseniz, bir dua buyursanız da Konstantiniyye'yi almak bize nasip olsa, bize nasip olsa böyle ara ara. Hacı Bayram Veli ses çıkarmıyor hiç. Ama bir tanesi artık iyice ısrar edince bu kez herhalde perde açıldı, diyor ki fethi görmek iste ve bana nasip olmayacak hünkârım diyor. Bu kundaktaki bebekle şu bizim kapıdaki köseye nasip olacak. Köse sakalı iyi çıkmayan gençlere köse denir. Akşemseddin Hazretleri. Akşemseddin'in maalesef bu televizyon ve belgesel yapımları hep sakallı gösteriyor ama sakalsız bir mutasavvıftı Akşemseddin. Sakal insanı dindar yapmadığı gibi sakalsızlık da dinsiz yapmıyor insanı yani. Ve Akşemseddin Hazretleri o kapıda bir genç, köse bir genç onu kastır. Yani onların eliyle olacak bu iş. Mesela ne ki, sen göreceksin ne ben göreceğim. Biz göremeyeceğiz. Bizim kundaktaki bebekle bizim elimizde olmayacak. Kapıdaki köse gibi mi görecek bunların diyor. Bunların eliyle olacak. Öyle işte. Diyor. Evet bunların eliyle olacak. Bakın 2. Murat tahtı hayattayken 2 defa oğluna bırakmıştır. Taht çok alışılan bir şey. Koltuk. Millet koltuk sevdası. Oturdu mu kalkmıyorlar. İnsanlar böyle. Yani 2. Murat gibi bir adam tahtı niye bırakır? Niye bırakır hocam? Bence bu sebep. Yani bunun, İstanbul'u alsın diye. Yani oğlunu alacağı netleşti ya. Yani öyle diyor Hacı Bayram Bey inanıyor. Bir an önce alsın diye. Alsın ben de göreyim. Onun yani bu iş kimin eliyle olacak? Onun eliyle olacak. Bir an evvel tahta ya 6 yaşında şu tahta oturtulur mu? Onun eliyle olacak ya. Bir an evvel olsun ben de göreyim ölmeden. Bu büyük bir aşktır İstanbul aşkı. İkinci Murat bir İstanbul Fatihi sayılır. Fatih yetiştiren. Şimdi düşünün bir çocuk önce babasını, hele bir erkek çocuk babasını çok örnek alır. Şimdi bakıyorsun İkinci Murat sağlam bir adam olmasaydı Fatih böyle muhteşem bir kamet olmazdı, olamazdı yani. Babasından çok şey almış. Mesela İstanbul'u almak Fatih'in kafasında. Niye? İkinci Murat'tan dolayı. İkinci Murat İstanbul'u 2 defa, bazı kaynaklara göre 3 defa kuşatmış bir insan. İstanbul delisi İkinci Murat. Defalarca kuşattı. Ama her kuşatmasında bir Bizans oyunuyla kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Üzülerek. Fatih'i kabiliyetli kılan tamamen şeydir. İkinci Murat'ın o altyapısıdır. Molla Hüsrev buluyor geliyor. Molla Hüsrev. Molla Gürani'yi buluyor geliyor. Akşemseddin'e markajı alıyor. Akşemseddin Fatih Edirne'de 10 yaşına geldiğinde şeyde o zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri onu Beypazarı'na göndermiş. Ankara'da talebe ya Akşemseddin, evet. Hacı Bayram'ın Ankara'dan önce Beypazarı'na göndermiş. Sonra da Göyne'ye göndermiş. O günlerde Göyne'ye yeni gitmiş. Daha vazifesi Göynük. Orada insanları irşad etmek. İkinci Murat bizim olan artık yaşı yerine vardı 10 yaşında deyince hemen haber gönderiyor Hacı Bayram Veli Hazretleri. Diyor ki Akşemseddin'e evladım yerine ben başkasını gönderiyorum. Sen Edirne'ye geç. Senin asıl vazifen Edirne'de diyor. Şehzademizle ilgilen. O da oradan alıyor onu yani. Şimdi dizilerde Şirret oğlunu hiç takmayan bir ikinci Murat var. Alakası yoktur. Hocam Fatih bir çağı kapattı, yeni bir çağı açtı dedik İstanbul'un fethiyle. Biraz da İstanbul'un fethinden bahsedelim mi? Bilinmezlerini İstanbul'un. İstanbul'un fethi de tabii ki çok önemli bir hadise. Neden? İstanbul dünyanın en korunaklı şehridir. Dünya üzerinde en çok kuşatılan şehir İstanbul'dur. Bir şehir en çok kuşatılan olsa ne olur? Kuşatmalara en hazırlıklı şehir olur. Öyledir ama. Ve surlar hala duruyor. Üçlü sur sistemi bilmem ne çok zordur. Orta çağ en muhkem şehri. Avarlar kuşattı alamadı. Büyük şey Bulgarlar kuşattı alamadı. Ruslar kuşattı alamadı. Avrupa Hun İmparatoru Atilla bile kuşatmıştır İstanbul'u. Sadece Fatih alabildi çünkü çok zor. Nereye alıyorsun? Dev bir hendek. Hendekten bugün hani kara surları önünde böyle maydanoz, rokatere, marul tarlaları var ya. Hı hı. O en önde.
Hendek orunlar. Menderes döneminde Vatan Millet Caddesi yapılırken ortaya çıkan molozları dökerek hendeğe doldurdular. Şimdi orası zerzevat tarlasına döndü. Hendektir onlar. Önce hendeğe geçeceksin. Sonra 4 metre sur. Sonra 10 metre sur. Sonra 16 metre sur. 16'nın da üzerine 20'şer metre burçlar. Nereye? Hücum dediğiniz anda birkaç bin kişi ilk dakikada ölecek net. Haliç'e zaten girmek imkansız. Zincir. Bir anda demir bir zincir geriliyor. Değil mi hocam? Tabii, mümkün değil. Dünyanın en geniş ve derin hendeği oluyor Haliç. Dünyada hiçbir kalenin öyle bir hendeği yok. Haliç gibi bir hendeği yok. Çok zor yani. Bir Fransız aliminin meşhur bir sözü var. İnsanların yarattığı en güzel şehir Paris. Tanrı'nın yarattığı en güzel şehir İstanbul diyor. Hakikaten yani Allah'ın bence de yarattığı en güzel şehir İstanbul. Bana çok sorarlar. Sen çok geziyorsun. Sence dünyanın en güzel şehri neresi? Tabii ki İstanbul diyor. Aa diyorlar. Ne bileyim Paris diyebilirdin. New York diyebilirdin. Ne bileyim. Hayır diyorum İstanbul. İstanbul'dan sonra diyorum Budapeşte'yi çok seviyorum. İstanbul'a benzediği için. Sonra da Stockholm'u seviyorum. İstanbul'a benzediği için. Başka değil yani. Hocam İstanbul'un fethinde çok enteresan şeyler olmuş. Mesela Ayasofya'dan yukarıya yükselen bazı ışıklar ve yine Fatih'in o noktada bu fethi gerçekleştirebilmesi için yaptıkları, mesela Şahit topunu çizmesi ve daha sonrasında bu topu bir Macar ustaya döktürmesi, yine kuşatmada kullandığı bir yangın roketini icat etmiş ve İstanbul kuşatmasında ilk kez zırhlı gemiler kullanılmış onun çizimleriyle. Şimdi bu bilgiler bakın, doğru mu hocam? Doğru. Şöyle, mesela önümüzde bir tane işletme var. Bir fabrika, bir atölye, fark etmez küçük ya da büyük. O işletmede başarı neye bağlıdır biliyor musunuz? Yöneten çalışıyor mu? Yöneten orayı iyi biliyor mu? Şimdi mesela bir tane patron vardır. Adam sıfırdan çok büyük bir holding kurmuştur. Ama oğlunu fanusta büyütmüştür. Hiçbir şey göstermemiştir ya da kızını. Sonra adam ölür. Sıfır kilometre onu getirirler. O iki günde batırır orayı. Neden? Hiçbir şey bilmiyor çünkü. Fatih Büyük yapan o işletmenin sahibiydi. Osmanlı Devleti. Ama oradaki ustalar kadar işi iyi biliyordu. Mesela ben bazı lokantalar bilirim İstanbul'da. Çok köklü. Sahibi en iyi aşçısıdır. En iyi aşçı sahibi oldu mu o iş uçar. Ama yönetenle orada yapılan işin bir alakası yoksa o işleri bir süre sonra batar. İşi iyi bilmek yönetmekle çok alakalı. İkisi bir olacak. Fatih hem padişahtı, hem mühendisti, hem siyasetçiydi, hem çok iyi bir din adamıydı, felsefe uzmanıydı, büyük bir mareşaldi. Yani kolay değil bunların hepsinin bir insanda toplanması yani. Bunların çoğu kendisine toplandığı için çok başarılı. Yani mesela hükümdar oluyor, babası ölüyor. Tabii işte 1451'de tahta ikinci kez geçiyor babasından sonra. Geçtiğinde 20 yaşında. Bazı kaynaklar 19 diyor hatta. Tahta geçiyor 1451, 19. 2 sene sonra 21 İstanbul alıyor. 19 yaşındasın. Başvezir Çandarlı. Büyük adam. Hakikaten çok kaliteli. Ve Çandarlı'yla aşık atıyorsun. 19 yaşında bir çocuk yani. Düşünse de bugün. Daha yani üniversite sınavına yeni hazırlanıyor. Ya da üniversite bir olmuş. Öbür tarafta kelli felli bir profesör var mesela. Nasıl aşık atacaksın? Atıyor. Donanım o kadar sağlam. Hocam Fatih İstanbul'u zekası sayesinde aldı diyebiliriz o zaman. Deriz tabii ki. Strateji biliyor. Strateji biliyor. Düşmanı çünkü iyi biliyor. Fatih Hristiyan'ın iki merkezini hedefledi. Biri İstanbul, biri Roma. İstanbul'u aldı, sonra Roma. Hedeflediği her yeri Fatih o kadar iyi biliyordu ki. Bizim üniversite hocalarımızdan biri öyle derdi. Önüne boş bir kağıt koysalar, hiçbir yere bakmadan Roma şehir planını çizebilirdi. Bu çok önemlidir. Harita bilmek lazım. Harita bilen insan ufku en geniş insandır. Roma şehir planını hiç bakmadan çizebilen bir Fatih. Bugün bu öyle mi? Mesela Necip Fazıl da bu yönüyle Fatih'e benzetiyorum. 74 yılında hacca gitmiş Necip Fazıl. Diyor ki o kadar çalıştım ki diyor gitmeden. Önüme boş bir kağıt koysalar Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi hepsinin plan şemasını çizerdim diyor. Bir insan boşuna Necip Fazıl olmuyor demek. Hocam fetih gününe gelelim. Uzun bir kuşatma yaşanıyor değil mi? Kaç günlük bir kuşatma?
2 Nisan 1453'te başlıyor. 54 gün sürüyor. 29 Mayıs 1453 sabahı iş bitiyor. Giriyorlar. Ama tabii böyle büyük çaba var. Zaman zaman acaba olmayacak mı diye düşündüren gelişmeler de var. Değil mi hocam? Olmaz mı? Şey oluyor. Peki ne son dakika sürprizleri neler hocam kuşatmada? Bir kere kuşatmanın ilk birinci ayı koskoca bir 30 gün hiçbir başarı elde edilemiyor. Binlerce asker surlara yükleniyor. Yüzlercesi ölüyor. Geri çekiliyoruz. Hadi bir daha, hadi bir daha. Ya bu çok yıpratıcı. Hiçbir başarı yok. İlk bir ay. Yani şimdi düşünsene biz sizinle bir plan kurduk. Hadi gidelim şunu yapalım. Hadi bir Emirgan'a gidelim bir takılalım dolaşalım. Bir çay içelim kahve içelim. Planladık. Tam çıkacağız bir mani çıkıyor. Sonra bir daha sonra en fazla 3 defa plan yaparız. Dördüncü ya olmuyor bu iş deriz. Rafa kaldırırız. Düşünsenize bir ay boyunca her gün uğraşıyorsun. Bir de bir ayın bitiminde tam Nisan bitiyor Mayıs geliyor. 4 Ceneviz gemisi Akdeniz'den sen gel. Marmara Denizi'ne gir. Marmara'dan da Haliç'in ağzına gel. Haliç'in ağzında Fatih'in donanmasıyla bir deniz savaşı yap. Bizim gemilerin bordaları düşük. Ceneviz gemileri çok yüksek tabii. Okyanusa alışık gemiler. Bizimkilere galebe çalıyorlar. Üstün geliyorlar. Sonra zincir indiriliyor. İçeri giriyorlar. Giriyorlar. Bir aydır kuşatıyor Fatih. Fatih'in de şöyle bir arzusu var. İçeridekilerin her gün yiyecekleri azalıyor. Yiyecekleri azalıyor. Mukavemet duyguları azalıyor. Ama Cenevizlerle yemek mi geliyor? Cenevizler 4 gemi dolusu erzak cephane geliyor. Asker. Asker de var. Tabii bu ne demek? Bu tekrar senin kolunun kanadının kırılması demek. Fatih donanma komutanı Yavaşça Şahin Mehmet Ali Paşa. Benim yüksek lisans tezimin konusudur o. Tahtakale'de camisi, okulu ve mezarı var. Evet hocam. Çağırıyor karşısına ağır yaralı. Ağır yaralı Yavaşça. Vallahi diyor bu ağır yaralarını görmeseydim seni öldürtürdüm diyor. Çünkü bu 4 gemi girdi mi içeri Haliç'e? Girdi. O zaman sen niye yaşıyorsun diyor. Bu gemiler girdiyse senin ölmüş olman lazım. Ölmediysen gemilerin girmemiş olması lazım. Gemiler girdi ve hala hayattaysan sen bir şeyler eksik yaptın. Ölümü hak ettin. Fatih böyle bir adam işte. Buradan yakalıyorsunuz. Yani vazife şuuru. Yavuz da öyledir. Herkesin ödü kopuyordu. Sana bir vazife veriyor. Yapacaksın. Yapamadıysan gelme bir daha. Kaç dağlara. Son dakika sürprizlerinin birincisi gelen 4 Ceneviz gemisi hocam. Evet. Fatih kuleler hazırlatıyor. Dev, tekerlekli kuleler. Kuleler yaklaşıyor. Surlar açmış. Sur çok yüksek. 16 metre. Hele aradaki burçlar 20 metre. 20 metreyi düşünebiliyor musunuz? Yani dev bir apartman düşünün yani. Biri de seçerdi şu apartmana tırman. Tepeden kızgın yağ döken yok. Ok atan yok. Biz ona rağmen gözümüz yemez. Deli misin kardeşim deriz. Burada bir de o dümdüz surlara tırmanırken tepeden bile senin canını okumak için uğraşıyor bir de. Bir de böyle bir durum da var. O hengamede surlara sağlam çıkabilmek için kuleler oluşturuluyor. Dev kuleler, tekerlekli. Kuleler surlarla aynı boyda. Yaklaşıyor sura. Tak diye böyle sırıklar atılıyor. Ya da atkı köprüleri atılıyor. Bazıları ucunda gülle bulunan urgan atıyor. Gülle pat oraya düşüyor. Urgan seyrek alıyor hemen tık 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 tık. Oradan oraya doğru burçlara yakıyorlar kuleleri. Fatih ertesi günü birkaç bin koyun keçi kestiriyor. Hayvanlar yüzülüyor. Hayvanların derilerinin o iç kısmı var ya yani ete bakan kısmı. Hı hı. Çok böyle parlak şeydir o kaygan. O kısım dışa gelecek şekilde kürklü kısım tahtaya gelecek şekilde kuleleri onunla kaplatıyor. Çünkü bu hayvan derisi hele yaş deri yanmaz. Hı hı. Yakamazsınız. Adamlarda kırıcıva var. Petrol alaşımlı nesir yağı var. Yani o gün petrolü biliyordu insanlar. Ama bugünkü kadar iyi kullanamıyorlardı. Yakıyorlar. Onları da yakıyorlar. Gitti. Bu da bir başka plan. Fatih'in bu şekilde bir sürü planı. A, B, C planları var. Fatih'in son planı gemileri, son mu bilmiyoruz da fetihten evvelki son planı diyelim. Gemileri karadan yürütmek. O da nettir. Dedim ya yüksek lisans tezimde Marmara Sanat Tarihi'nde işlediğim konu Yavaşça Mehmet Ali Paşa gemileri karadan indiren paşadır. Bu paşa gemileri indiriyor ve gemiler Haliç'e 72 parça inince tabi otomatikman ne oldu? Şimdi İstanbul dediğimiz zaman Suriçi İstanbul geliyor aklımıza değil mi? Hani Sarayburnu ve Edirne Kapı Eyüp'e kadar. Eyüp'ten surlar yukarı doğru çıkıyor. Topkapı'ya kadar. Topkapı'dan Yedikulehisar'ına kadar gider. Oradan Marmara Denizi ile birleşir. Birleşir. Yedikulehisar'ından Eyüp'e kadar olan kısım Karasurlar.
Üçlü sur sistemi var. Fatih zaten bir tek oradan kuşatabiliyor. Eyüp'ten sonra Haliç başlıyor. Oraya giremiyorsun. Haliç'ten sonra ne var? Sarayburnu var. Küçücük. Orada müthiş bir boğaz akıntısı var. O günün gemileri akıntıda durmuyor. Sarayburnu bittikten sonra Marmara Denizi surları var. Orada da denize sıfır surlar var. Sen gemini yaklaştırdığın anda direkt yakıyorlar. Gemiler ahşap. Kırıcıva var adamlarda. Suda sönmeyen ateş. Çok zordu durumu. Başardı ama. Nasıl hocam? Vallahi bir kere inanmışlık çok önemlidir. Gözü kara insanlar. Biz bu adamın yoluna ölürüz demek. İşte bunun gibi. Fatih'e inanmışlardı. Neden? Aralarındaydı çünkü. Mesela Fatih'in Belgrad kale kuşatmasının minyatürü var bugün elimizde. Kale kuşatması minyatürü. Kaleden düşman çıkmış. Osmanlı askeriyle savaşmış. Yenilmişler. Geri kaçıyorlar. Kaçarlarken onları kovalayanların en önünde Fatih var. Elinde kılıç. Kalkan var. Sol elinde kalkanı böyle başına tutmuş. Niye? Kaleden ok atılıyor durmadan. Oka karşı kalkanı tutuyor. Sağ elinde kılıç var. Düşmanı böyle at sırtında. Böyle kovalıyor. Minyatürde en önde. Bu adam böyle olursa arkasından gidilir. Nereye? Yürü derse gidilir. Yürekli bir savaşçı çünkü, değil mi? Hocam gemilerin Halic'e inmesiyle şartlar değişti. Bizans'ın direnci kırıldı. Ve o noktada şehir fethedildi ve Topkapı'dan giriş gerçekleşti, değil mi hocam? Oradan alır mısınız? Ve sonrasında hanedanın kaçışı var, Bizans hanedanının kaçışı. Ve aslında iki... kaçışı yok biliyor musunuz? Yok mu? Babalar gibi. Şimdi bakın, ben yiğidi öldür hakkını yeme prensibine tamam çok hocam. Uymaya çalışırım. Hı-hı. Nihayetinde Fatih'in torunlarıyız. O savaşta kimi tutuyoruz? Fatih'i tutuyoruz. Onu çok seviyoruz. Ama son Roma İmparatorluğu'nda hakkını yemeyelim. Adam savaşarak ölmüştür. İstanbul'un içinde ölmüştür. Kaçmamıştır. Hatta bununla alakalı... Hanedanda kız kardeşi kaçıyor herhalde. Sofia. Kaçanlar var ama aha, son Roma İmparatoru 11. Konstantin Dragezes bizzat surlarda çarpışarak ölmüş. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kim diyor biliyor musunuz? 2. Abdülhamit söylüyor. Abdülhamit'ten Beylerbeyi Sarayı'nda tutuklu. Beylerbeyi'nde hapis. Tutukluyken Mehmet Reşat erkek kardeşi padişah İstanbul'u boşaltma kararı alıyorlar. Yıl 1915. Çanakkale Savaşı var. Çanakkale'de her an cephe düşebilir. Cephe düştüğünde düşman 2 günde İstanbul'a gelir. İşgal eder. Onun için diyorlar başkenti boşaltalım. Bursa'ya taşıyalım. Bazıları Konya'ya taşıyalım falan diyor. Mehmet Reşat da Abdülhamit Han'ı, tutuklu olan abisini, Beylerbeyi'nden Bursa'ya gönderme kararı alıyor. Gönderecek. Abdülhamit Han sizi götüreceğiz diyen Talat Paşa'ya aynen bunu söylüyor. Abime söyleyin. Ben Selanik'ten de ayrılmamalıydım. İstanbul'u terk edersek, böyle boşaltırsak biz bir daha bu şehri geri alamayız. Sonra öbür tarafta atalarımıza nasıl bakarız diyor. İkinci cümle de şu. Ben son Roma İmparatoru'ndan daha aşağılık değilim diyor. O bile şehrini müdafaa ederken öldü diyor. Ben sefilce kaçamam diyor. Bunu diyen ikinci Abdülhamit Han. Evet. Yani hanedandan belli kısım bazı isimler Rusya'ya gidiyorlar herhalde. Öyle diyelim yani, hocam. Şu var mı zaten? Çünkü kız kardeş Sofya'nın aynı zamanda bu Konstantin örgütünü kurduğu ve yine aslında onlardan da bahsedelim hocam. Hem Dragon örgütünden hem Konstantin örgütünden de bahsedelim. Ya şu var. Şimdi son Roma İmparatoru İstanbul'da ölünce, son Roma İmparatoru, bu çok büyük bir paye. O payeye sahip çıkmak isteyen sağda solda çok insan oluyor. Şey gibi düşünün. Romanov hanedanı Sibirya'da öldürüldü ya. Bolşevik ihtilalciler tarafından biliyorsunuz. Öldürüldüğünde Romanovların bir tane kızları vardı. Anastasia. O aile öldürüldükten yıllar sonra dünyanın birçok yerinden bir sürü Anastasia çıktı. Kızlar çıktı. Anastasia aslında benim, benim, benim diye. Böyle bir sürü şey çıktı. Ve filmler çevrildi bu konuda. Neden? O iktidarı halk birileri devam ettirsin istiyor. Mesela aramızdan biri çıksın. Ben Fatih Özbeyoğlu'yum. Yürü be, seni cumhurbaşkanı yapalım falan. Yani vardır hep. Mesela Adnan Menderes'in oğlundan onun yaptıklarını bekledi bu ülke mesela. Aydın Menderes rahmetli gibi böyle. Babanın iktidarını çocuklarında da görme arzusu. Bu hep vardır. Bunun gibi düşünün. Burada da bu hadise oluyor. Yani Roma İmparatoru İstanbul'da ölüp bir anda hanedan sıfırlanınca deli oluyorlar.
dediğiniz gibi bir takım böyle örgütler kuruyorlar. Ama Fatih yine burada büyüklüğünü gösteriyor. Nasıl? Son Roma İmparatoru Dragazes'in çocukları olmadı. İki tane yeğeni vardı. Bu yeğenler eğer Fatih İstanbul'u almasa, Roma devam etseydi, amcalarından sonra imparator olacaklardı. Bu yeğenler kim biliyor musunuz? Mezarlarını söyleyeyim size, mezarları. İkisi de Aksaray'ı biliyorsunuz. Aksaray metrosunu biliyorsunuz. Metroya, Aksaray'da Pertemniyel Sultan'ın camisine sırtınızı verin. Önünüzde Vatan Caddesi var. Vatan Caddesi'nden böyle yürüyün. Tam yolun ortasında bir cami gelecek solunuzda. Muratpaşa Camisi. İkisi de son Roma yapılan iki yeğeni. Bu caminin bahçesinde mezarları. Yeğenlerin isimlerini söylüyorum. Mesih Paşa ve Murat Paşa. Fatih bu iki çocuğu aldı. Başkası ne yapar? Direkt öldürür. Devşirmiş. Yok eder. Enderun'a kaydetti, okuttu. Yani beyinlerini yıkamadı. Hepsi biliyorlardı son Roma İmparatoru yeğeni olduğunu. Okuttu, yetiştirdi, paye verdi onlara. Biri Fatih'in oğlu II. Bayezid'in sadrazamı Mesih Paşa oldu. Öbürü de kardeşi Murat Paşa. O Murat Paşa Camisi'nin bahçesinde abi kardeş beraber yatıyorlar. İşte çok Fatih, ilginç bir bilgi. Fatih onun için bir numara. Fatih İstanbul'u aldığında Fener Rum Patrikhanesi'nin tozunu bırakmazdı. Ne yaptı? Son Roma İmparatoru benim dedi. Kendini imparator ilan etti. Hristiyanların da hamisiyim. Onların da devlet başkanıyım dedi. Sonra kucakladı. Sahip çıktı. Hatta o günlerde İstanbul alınmazdan evvel Ermeniler İstanbul'a giremiyorlardı. Ermenilerin İstanbul'a girmesi yasak. Niye? Çünkü İstanbul'daki Roma halkı Ortodoks. Ermeniler Gregorian. Hiçbir zaman birbirlerini sevmezler. Romalılar Ermenilerden nefret eder. İnsan değil onlar derlerdi. Ve İstanbul'a girmeleri yasaktı. Değil Kumkapı Ermeni Patrikhanesi. İstanbul'a ilk kez Ermeni toplumunun girme izni kim verdi? Fatih verdi. Fatih'in bu konuda minyatürü var. Sultanahmet'te şeşfer oynuyor askerleriyle. Kenarda böyle simsiyah kukulatalı bir adam var. Bugün gidin Ermeni Patrikhanesi'ne. Hala oradaki Gregorian papazlar kukulata takarlar böyle. Hiçbir Hristiyan papaz da yoktur. Bir tek şey de vardır Ermenilerde. Simsiyah böyle kukulataları vardır. Sipsivri. Ondan sonra ve o şekilde kıyafetiyle Sultanahmet'te yılanı taşa şeşmer atıyor Fatih. Orada selam veriyor Fatih'e. Minyatürü de var. Yani onları da sahiplenmiş. Onları da getiriyor. Neden? Çünkü burası dünyanın başkenti olacak. Dünyanın başkenti olacak bir yerde her türlü Müslüman olsun. Müslüman yönetiyor zaten. Ama Hristiyanlığın Katoliği olsun, Ortodoks olsun, Ermenisi olsun, Süryanisi olsun, Nasturisi olsun. İşte budur. Ama bugün bakıyoruz çevremize radikaller tek tabanca robot gibi toplumlar istiyorlar. Benim gibi giyin, benim gibi düşün, benim gibi hopla zıpla. Ya arkadaşım bir defolun gidin ya. Allah bile Kur'an'da ne diyor? Sizi fırka fırka yarattım, çeşit çeşit tanışın diye. Bu çok keyiflidir tanışmak. Şimdi hepimiz birbirimize benzedik. Daha da benzetmeye çalışıyorlar. Ben istemiyorum. Herkes kendi şivesiyle konuşsun. Herkes kendi geleneksel kıyafetini giysin. Dolaşalım, gezelim, farklı mezhepler, ortamlar. Yani nedir bu düşmanlık? Hocam, Fatih şehre girdikten sonra neler yaşandı? Bir kere yağmaya engel oldu herhalde, değil mi? Ayasofya'ya dokunulmasına izin vermedi. Bakın, İslam'da yağma şöyle olur. Bir şehri kuşatırsınız. İslam hukukuna göre söylüyorum. Ve dersiniz ki biz kapıya dayandık, aç kapıyı. İçeride kişi kapıyı açarsa yağma yapamazsınız, dokunamazsınız. Kural budur. Ama dedi ki içeride, inat etti, hayır ben açmıyorum dedi ve bir savaş oldu. Ciddi bir mücadele oldu. Ve siz cebri olarak girdiniz. Cebri yani zorlayarak girdiniz. Cebri girdiğiniz zaman o şehir sizin hakkınızdır. Hepsi sizin hakkınızdır. Ama İslam hukuku şöyle bir madde getirir. Ağaca dokunma. Kadına dokunma. Çocuğa dokunma. Yaşlıya dokunma. Kimsenin evinin kapısını kırıp içine girip dokunma. E ben neyi yağmalayacağım? Fatih 3 gün yağmaya izin verdi İstanbul'da. Ama bu şekilde verdi. Tabii millet yağmalayacağını anlıyor. Kapıları kıralım, girelim. Milletin namusuna, ne bileyim altınla, her şeyine tebeleş olalım. Hayır, hiçbirini yapamazsın. Sokakta gördüğün ne varsa ona yağma yapabilirsin. O sokakta gördüğün derken tahrip de yok. Mesela Fatih tam Ayasofya'ya girecek. Bir bakıyor Yeniçeri'nin bir tanesi eline böyle bir balta almış. Orada bir kaldırım taşını kırıyormuş. Fatih ikaz ediyor. Ne ikazı? Ciddi azarlıyor. Sen benim şehrimi tahrip edemezsin diyor. Yağma dediysek orayı burayı kır değil. Hani ortalıkta yerde bir altın para bulursan at cebine diyor yani. Öyle bir şey mümkün mü? İşte yağma bu.
Ve garanti de veriyor orada birçok gruba ve topluluğa. Korkmayın, koruyacağım siz diyor, değil mi hocam? Yani Fatih aynı Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinde ortaya koyduğu dünyanın ilk insan hakları beyannamesinin bir benzerini uygulamıştır. Irkınız, dininizden, dilinizden, yani farklılıklarınızdan dolayı ayrım gözetilmeyecek. Siz de bu ülkenin bir ferdisiniz. Bitti. Bunu söylüyor. Rahat olun diyor. Size inanç ve can özgürlüğü verdim diyor. Ama tabii Avrupa çok bu konuda kindardır. Avrupa'da operalar yaptılar yıllarca. İstanbul'un fethini canlandırdılar. Son bölümleri operalar. Son bölümlerine böyle kanlı kanlı Ayasofya içinde yatan insan. Bunları canlandırdılar hep. Böyle şeyleri de var maalesef Avrupa'da. Hocam İstanbul'un fethiyle beraber artık Osmanlı'nın bütün çehresi de değişti. Değil mi? Hem Osmanlı'nın değişen çehresinden bahsedelim isterim. Hem de bir çağ bitti, bir çağ açıldı. Çünkü bir ticaret yolu vardı İpek yolundan gelip Avrupa'ya kadar giden ve tam da buradan geçiyordu. Artık buradan vergi almak Osmanlı'nın hakkı oldu. Ve vergiler yükselince belki yeni ticaret yolları arayışına girildi. Dünyada da bir değişiklik oldu. Bu değişiklikten de bahsetmek istersek hem Osmanlı'nın üzerinde neler değişti hem dünyada neler değişti. Şimdi herkes kendine yontuyor. Avrupalılar mesela çağların açılması kapanmasını kendilerine yontarak İstanbul'un fethi demiyorlar. Biz öyle diyoruz. Orta çağı kapatıp yeni çağı açan nedir? İstanbul'un fethidir. Onlar hayır diyorlar. Orta çağı kapatıp yeni çağı açan Rönesans'ın başlamasıdır diyorlar. Rönesans'ı başladı. Fatih İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'da hakikaten çok kabiliyetli, kaliteli Romalı sanatçılar vardı. Bunlar İtalya'ya göç ettiler. Ve İtalya'da Rönesans'ı tetiklediler. İstanbul, Rönesans'ın İstanbul'da başladığının delili nedir biliyor musunuz? Kariye Kilise Camii'dir. Kariye. Kariye'ye bir gidin şok olursunuz. İçindeki freskler paha biçilmez. Bugün benim bir Kariye turuma davet edeyim ben size. Lütfen hocam, mutlu bakın, oluruz. Benim turlarım bir gün sürüyor. O bir günlük turumun yarısı Kariye'yi anlatıyor. Kariye avuç kadar bir kilisedir. Küçücük. Osmanlı camiye çevirmiş. Şimdi müze. Hatta şu ara biraz tartışmada ne olduğu belli değil, bir vaziyette duruyor. Giriyoruz. İki tane narteksi var. Kıblenin enine avlu. Aman yarabbim. Hazreti Meryem'in, Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in anne babası İmran ve şeyin Henna'nın hayatlarına ait onlarca kare. Tek tek onları konuşuyoruz. O görseller. Ve ne zaman çizildi? Fetih'ten çok kısa bir süre evvel. Theodoros denilen bir Romalı hazine bakanı. Aynı zamanda çok büyük, dindar bir alim. Theodoros'un çizimleri, yani ressamlara çizdirdiği, sponsor olduğu bir eserdir. Theodoros. Mezarı da onun içindedir. Theodoros'un. Orada mezar şapelinde. Rönesans bizde başlamıştır İstanbul'da. Dünyadaki bu ticari değişimi ne de ön ayak oldu bu kuşatma değil tabii, mi hocam? Şöyle, fethi, özür dilerim. İstanbul'un fethi bunu tetiklediği gibi sanatçıların göçünü ve orada bir uyanışı. Aynı zamanda tabii İstanbul ticaret yollarının geçtiği bir kilit nokta. Avrupalılar bunun üzerine çok rahatsız oldular. Dediler ki biz Müslümanların topraklarında ticaret yaparak kontrol onlara veremeyiz. Sonra da işte Portekiz'den bütün bir Afrika kıtasını boydan boya geçerek Hindistan'ı bulma şeklinde o Vasco de Gama'lar, Magellan'lar, tabii Ümit Burnu buldu. Sonra oradan da Diu'ya geçti. Hindistan Diu'ya. Ve dünya, Avrupa kendine yeni bir ticaret yolu arayışına girdi hocam, değil mi İstanbul'un fethiyle sonra beraber. Sömürgeyi tetikledi bu. Sömürge. Baktılar orada bir sürü gariban var. Vay dediler, biz bunları yeriz. Hepsine çökelim. Barutlu silahları var ve çöktüler. Afrika'dan itibaren bütün o şeride boydan boya çöktüler. Bugün Avrupa evet daha medeni. İnsanlar belli bir seviyenin üzerinde. Ben de görüyorum bunu. Bizden o anlamda daha kurumsallar. Devlet olarak da halk olarak daha kurumsallar. Ama bu kurumsallıklarını böyle alınlarının teriyle değil. Birçok zavallı insanın alın terinin karşılığını gasp ederek elde ettiler. Böyle bir kötü miras yediler yani. Hocam Fatih Sultan Mehmet'in Roma'ya sefer düzenlemek üzere olduğunu söylediğiniz yayınımızın başında. Şöyle sorayım, Fatih Hristiyanlığın iki merkezini niçin hedefine aldı? Ufuk meselesi. Mesela Kanuni hayatı boyunca Viyana önlerinde eğleşti. Viyana, Viyana'yı alacak. Viyana, Fatih hiç böyle bir durumu yok. Ya Viyana neyi Viyana? Alttan yukarı çıkıveririm dedi. Bir de Fatih dönemi çok ilginçtir bakın. 1481'de öldü Fatih Gebze'de.
1481 yılına zoomlayalım. Mısır Müslüman Türk Memlüklü Devleti var. Karadeniz'in kuzeyi Asya Müslüman Türk Altın Ordu Devleti var. Hindistan Müslüman Türk Babür Devleti var. İspanya Müslüman Endülüs Emevi Devleti var. Bu tarihte hala İspanya evet. Müslümanlar var. Yani çok enteresan. Bir Müslüman Türklerin elinde olmayan neresi var? İspanya zaten Müslümanların. Fransa'dan Macaristan'a bu dine kadar bir oara kalmış. Fatih zaten Ortodoks'un merkezini alıyor İstanbul'un fethiyle. İtalya'dan da yukarı çıkarak Katolikliğin merkezini alayım bu işi bitireyim diyor. Ve tabi bu işi bitirmekten kasıt asayım keseyim toprakları ele geçireyim değil. Bosna'da ne oldu? Bugün bakın Osmanlı'dan sonra asırlarca Ruslar ayrı, Avusturyalılar ayrı. En son 92-95 savaşında bütün Avrupa Sırpların öncülüğünde o Müslümanları yok etmeye çalıştı. Hala o sarı saçlı mavi gözlü boşnaklar ne diyorlar? Biz Müslümanız diyorlar. Hala. Direniyorlar. Bu iş zorlu olacak bir iş değil. Bu iş. Ben bunu hatta böyle konferanslarda bazen gençlere örnek veririm. Şimdi derim bakın ben Müslümanım. Türk'üm. Buna gurur duyuyorum. Yarın arşivlerden bir baktım. Hadi iyi ben Ermeniymişim. Rummuşum. Sırpmış benim büyük dedeler. Hititlere kadar gidiyorlarmış. Firiklere falan. Ne yapacağım? Hititlere gidince fırtına tanrısı Teşub'a mı tapmaya başlayacağım ben? Vay Hititlere gidiyorum diye. Aa Ermeniymişim. Hadi ben Gregorian olayım mı diyeceğim. Saçmalık. Bu iş benim aklımda. Ben inancımı da, örflerimi de, yaşantımı da aklımla yönlendiririm. Akıl en kıymetli olan şeydir. Yani aklı düzgün ayağa kaldırırsanız herkes doğruyu ve eğriyi bulur. Osmanlı bunu yapıyordu. Osmanlı devşirdiği hiçbir paşa geçmişini unutmuş değildi. Ya örnek vereyim. Dukak İnzade Ahmet Paşa, Fatih'in devşirmesidir. Dukak Zingler. Arnavutluğun en büyük iki kabilesinden birinin çocuğu. Öbürü Hersekzade Ahmet Paşa. Osman Gazi Köprüsü yapıldı ya şimdi Yalova Gebze arasına. Evet. Köprünün Yalova ayağında mezarı var. Hersekzade Ahmet Paşa. Yavuz'un Çaldıran'daki sadrazamı. Fatih'in devşirmesidir. Hersekzade. Hersek, Bosna Hersek. Hersek Dükası'nın oğludur. Dükanın oğlunu sen alıyorsun. Babasının izniyle. Çocuğun adı Stefan. Hersek Dükası. Yorkşiş'in 6. oğlu. Okutuyorsun Enderun'da. Bu çocuk geçmişini biliyor. Hersekzade ne demek? Zade oğlu demek. Hersekli'nin oğlu. Babasını, atasını hepsini biliyor. Ama Osmanlı bana yatırım yaptı. Ben Müslümanım ve onların arasında olmaktan mutluyum diyor. Hocam o şekilde Enderun'a verilen başka biri daha var. Vlad Tepeş. Ha şey, vampir. Vlad Tepeş'ten de bahsetmek isterseniz neler zaten söylersiniz? İki tane. Çünkü vampir Dracula Osmanlı Sarayı'nda yetişiyor. Önce herhalde Tokat Kalesi. Öyle değil mi? Orada bir evet. Orada sonrasında şey ve Dragon tarikatının da önemli ayaklarından biri Vlad Tepeş. Ve geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'daki saldırıyı üstlenen kişi de bu Dragon tarikatına bağlı olduğunu söylemişti. Hatırlar evet. mısınız bilmiyorum. Tabii, tabii. Adamın silahının üzerindeki bütün yazıları okudum ben. Öyle mi? Adam yani ciddi bir hafıza var orada. Öyle boş serseri mayın bir herif değil o ben size söyleyeyim. Yani ya o ya da onun arkasındakiler o kadar bilinçli ki adamın suikasta kullandığı iki silah vardı. Silahların üzerindeki bütün yazılar basına düştü. Ben de oradan takip ettim. Olmaz böyle bir şey. Osmanlı ile alakalı yapılan bütün savaşların tarihlerini yazmışlar. Neden? Öcünü alıyor güya ya Müslümanları öldürdükçe işte. Saf. Yani orada 55 Müslümanı katletti o gün. İşte orada kendince Osmanlı'nın yok Kosova Savaşı. Kosova Savaşı'nın tarihi yazıyor. İstanbul'un fethi bir hepsi yazıyor. Yani resmen o silahın üzerindeki yazılar test konusu ben size söyleyeyim. Bilinçli. Öyle serseri mayın birine iki haşhaş koklatalım git bunları öldür tara git. Değil. Çok bilinçliler. Hocam Vlad Tepeş için neler söyleyeceksiniz? Kendisi o günkü Romanya'nın yöneticisiydi. Ben gruplarla bazen Romanya turu yapıyorum. Onun köşküne götürüyorum. Tabii ki bu fantastik Hollywood filmlerindeki gibi Kont Drakul bilmem ne falan Drakula kan emiyor, gece geziyor, gündüz uyuyor. Bunlar böyle şeyler yok. Ama adam kan dökmeyi seviyor. Kan dökücü bir adam. Demek istediğim bu adam Romanya'nın yöneticisiydi. Yaptığı en büyük hata Hamza Bey 73 yaşında. Fatih'in ricası üzerine elçilik heyetiyle gönderiliyor Romanya'ya. Yani Fatih Romanya elçi gönderiyor çünkü Vlad çok haşere dinlemiyor. Fatih diyor ki Hamza Bey 73 yaşında çok kıymetli bir diplomat, Osmanlı diplomatı.
Diyor ki Hamza Bey sen git diyor. Sen büyüğümüzsün. Belki sen buna laf geçirirsin. Öğütlerin tutar diyor. Hamza Bey gidiyor. O en son Hollywood'un çevirdiği Vlad filminde Hamza Bey de var. Ama daha genç. Osmanlı'yı resmen işlemişler. Acayip işlemişler. Gidiyor sonra, hocam. Gidiyor. Vlad da bunları her zaman yaptığı gibi kazığa oturtuyor. Yani çok çirkin bir ölüm yani. Kanlı bir ölüm. Hepsini kazığa, sivri kazıklara bulunduğu bir çukura atılıyor. Saplanıyor vücutları, ölüyorlar. Fatih tabii bunu duyunca çılgına dönüyor. Çok üzülüyor. Ve Romanya seferine çıkıyor. Vlad da Fransa'ya kaçıyor. Oysa çocukluktan tanıyorlar birbirlerini değil mi? Vlad Tepeş ve Fatih. Bazı kaynaklar Vlad'ın Enderun'da okutulduğunu ama Fatih'in asıl Enderun'da okuduğu arkadaşı Arnavutların lideri İskender Bey'dir. İskender Bey ile arkadaşlar beraber büyüdüler. Böyle bir durum var. Vlad Fransa'ya kaçıyor. Bir daha da dönmüyor ülkesine. Dönemez. Fatih fethediyor. Romanya'yı ele geçiriyor. Olay bitiyor yani. Bir daha dönemiyor. Sonra yakalanıp öldürüldüğü ve kafasının Karaköy'de sergilendiği, kesilip sergilendiği. Yani şey komple teorisi. O da mı komple teorisi? Yani hatta Fatih'in böyle fedailerinden birinin adı geçer bu olayla ilgili. Şu var. Komplo teorisi dediğimiz her şey masal değil elbette. Bunların içinde gerçekler de var ama nihayetinde net bir kaynağı yok. Tabii ben şimdi tarihçi olarak buradayım. Evet, evet. Yani ana kaynakta bir şey varsa ya da ana kaynaktan duydum diyen biri varsa benim için gerçek. Ben de menkıbe anlatırım, masal anlatırım, hikaye anlatırım ama derim ki yani bunun altyapısı zayıf. Bunu da söylerim mesela. Bunun için Vlad'la alakalı bildiğimiz net Fransa'ya gitti. Serseri mayın oralarda yaşadı, orada öldü. O şekilde biliniyor. Ama Fatih arkasından adam gönderip ensesine bir kurşun sıktırmış mıdır? Fatih böyle bir adam değil. Yani böyle hani kendini tatmin etmek için bunu öldüreyim ya da Hamza Bey'in intikamı için tek öldüreyim. Bunu Asala yıllarca yaptı. Bizim zavallı büyükelçilerimizi öldürdü. Ya da Ermenilerin o yıllardaki örgütleri Talat Paşa'ya yazık. Öldürdüler Almanya Berlin'de. Hüseyin Avni Paşa'yı Roma'da. Bunlar alçakça şeyler. Adamsan çık karşısına. Ensesinden vurmak yiğitlik değil ki. Fatih böyle bir şey yapacak bir adam değil. Yapmaz. Abdülhamit Han'ın da elinde çok imkan vardı. İstese var ya birçok insan canını yakardı. Hiçbir zaman böyle bir dam olmadı. Hocam o dönemlerde kurulan, Osmanlı'ya karşı kurulan, Türklere karşı kurulan örgütler hala faaliyette. Konstantin Tarikatı'ndan tutun da Dragon'a kadar. Yaparlar. Ama unutmayın Osmanlı çok büyük bir devletti. Büyüklük istihbaratın da büyüklüğüyledir. Osmanlı'nın asırlarca Vatikan'ın göbeğine kadar soktuğu kimliği gizli kardinaller biliyoruz biz. Yavuz Sultan Selim döneminden mektup var elimizde. Roma'dan gönderilmiş. Sultanım, istavros çıkarmaktan bir hali olduk. Bizi ne zaman geri çağıracaksınız? Çocukluktan sokuyorlar. Orada adım 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 papaz yetişiyor, kardinal oluyor. Ben Roma turu yaptığım zaman gruplarıma derim ki Vatikan turu ben çok yaparım. O Sistina Şapeli falan, oradaki şapeldeki bütün o freskleri tek tek anlatırım. Yani Hristiyan ikonografisine de vakıfım. Vatikan'ı gezerken gruplara derim ki bir Fatiha okuyun da üç kulfallah şöyle bir üfürün etrafınıza. Çünkü Vatikan etrafında yüzlerce kardinal mezarı var. Kaç tanesinin gizli bir Müslüman olarak öldüğünü tahmin edemezsiniz. Yani o Müslümanların ruhunu okuyun derim yani. Orada yazık. Onların arasında yaşayıp öldüler. Hocam Fatih'in Çandarlı'yla sorunu neydi? Ya şimdi Fatih küçücük daha 19 yaşında. Hatta babası ilk tahtı çıkardığında biliyorsunuz 12 yaşında. Yani böyle ufacık bir çocuk. Çandarlı diyor ki ya bu çocukla bu iş olmaz diyor. Çandarlı haklı. Normalde 12 yaşında bir çocukla bir iş olmaz. Ama Fatih çok farklı bir Fatih. 19 yaşına gelip bir daha tahta ikinci kez çıktığında Fatih İstanbul'un fethine direkt angaje olduğunda Çandarlı diyor ki başımıza iş açacaksın diyor. Aslında Çandarlı bu konularda haksız değil. Çünkü düşünsene İstanbul'un fethi demek yani İstanbul'u kuşatmak demek bütün Avrupa'yı galeyana getirmek demek. Avrupa için İstanbul çok önemli. Hristiyanlığın ilk resmi başkenti İstanbul'dur. Konstantin'le beraber. Yani dünya Hristiyanlığının Mekke şehri İstanbul'dur. Kabe'si de Ayasofya'dır. Açık konuşalım. Ve bundan dolayı adam İstanbul'u bir Müslüman topluluğun almasını ister. Bütün Avrupa'ya kalkar. Diyor ki sen şimdi bu İstanbul konusunu deşeceksin. Avrupa bir araya gelecek. En büyük tehlike düşmanı bir araya getirmektir. Akıllı insan düşmanı böler. Fatih ne yaptı? Martin Luther'i ölümüne destekledi. Kanuni. Niye? Çok mu meraklıydı Martin Luther'e, Lüteryanlığa, yani Protestanlığa? Hayır. Böleceksin. Ne yapıyordu? Martin Luther'i ölümüne destekledi.
Katolikleri zayıflattı. Evet. Şarlken ağlaya ağlaya tahtı bıraktı. Çandarlı güçlü bir şahsiyetti değil mi hocam? Çok. Ben mezarına giderim ziyarete. Ama unutmayın, Çandarlı'nın idamı bütün Çandarlı ailesinin idamı değildir. Osmanlı bunu ayırır. Mesela maalesef tarihte çoğu zaman böyle olmaz. Biri kötüyse onun sülalesini tamamen siliverirler. Böyle bir şey yok. Çandarlı idam edilir. Oğlu İbrahim Paşa 2. Bayezid döneminde Bayezid'in Edirne vakıflarının mütevelli başkanıdır. Ve o soy yüzyıllar devam etti. En son Cengiz Çandar'a kadar devam ediyor hala. Osmanlı o soyu muhafaza etmiştir. Hocam bir de o dönemde huruflerin toplanarak yakılması var. Ondan da bahsedelim mi biraz? Ben hurufiyle çok çalışmadım. Çok bilmiyorum. Sadece bildiğim Fatih ve Kanuni dönemlerinde bazı tarikatların devlet kontrolünün dışında hareket etmeleri sebebiyle devlet tarafından çizgiye çekilmeleridir. İdam edilen tarikat şeyhleri olmuştur. Tek tük de olsa. Çünkü devlet her zaman kontrol etmek ister. Şeffaf olacaksın. Bu önemlidir yani. Hakikaten. Net. Şeffaf olmak lazım. Gizli kapaklı işin olmayacak. Açık açık konuşacaksın yani. Her zaman her şekilde. Ya düşün, eve özel sinyal kesici kurdun. Millet şüphelenir. Ulan bu ne çeviriyor acaba? Halbuki aleni konuş. Herkes duysun. Yani şeffaf olmak çok önemli. Birileri rahatsız olsa bile bilir en azından. Ya biz bu adamın için dışını biliyoruz. Demesi çok önem arz ediyor. Bakıyorsunuz bazı tarikatlarda bazı liderler güç seyirlenmesi yaşıyor. Tabi. Mesela Kalenderi Kilise Camii vardır. İstanbul'da hemen Bayezid'le Süleymaniye arasında. Fatih Kalenderi dervişlerine tekke olarak veriyor orayı. Niye veriyor? Kontrol altında tutmak için. Kalenderiler tuhaf çünkü, değişik. Biz diyorlar başsız ayaksız sokaklarda yatarız. Bir damın altında gölgelenmeyiz. Kural kanun kabul etmeyiz. Fatih ister mi? Fatih'ten hangimiz daha dindarız? Ama dindarlık başka, sistem başka, kabul etmiyor Fatih. Dindarım diye öyle kafana göre duramazsın. Kurallara uyacaksın. Hocam biraz da Fatih'in Ayasofya'sını anlatır mısınız bize? Mesela orada bir saat pusulası var. O saat pusulasının sırrı nedir? Ondan da bahsederseniz. Valla Ayasofya benim yıllardır gezdiğim, dolaştığım, yani hakikaten emek verdiğim bir yer. Hem tarih adına hem sanat adına. Yani az önce dedim, Hristiyanlığın Kabe'sidir. Niye? Konstantin'den evvel, Konstantin'i Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti ya, Roma'nın resmi dini dedi. Milano fermanında serbest bıraktı, sonra kendisi de kabul etti. O güne kadar Hristiyanlık saklı gizli yayıldı değil mi? Hazreti İsa'dan sonra 300 sene gizli gizli yayıldı. Gizli gizli yayıldığı dönemde Anadolu başta olmak üzere birçok yerde mağaralara kiliseler yaptılar. Göreme mağaraları dahil. Bunların hepsi kaçak kilisedir. Antakya'daki St. George hepsi kaçak kilisedir. Dünya Hristiyanlığı adına dünyada yapılmış resmi, izinli, kanunu ve kurala uygun ilk kilise hangisidir? Ayasofya'dır. İşte onun için çok önemli. İlk olarak paganlar yapmadı mı hocam orayı? Neresini? Ayasofya'nın tabanında yani bugün izi bile tozu bile kalmamış. Hı-hı. Orada bir pagan tapınak var ama bu Ayasofya'da, bu sıfırdan, hı-hı, yapılmıştır. Hatta bu değil. Konstantin önce bir Ayasofya yapıyor. 330'larda o yıkılıyor. İkinci Theodosius ikinci Ayasofya'yı yapıyor. Justinianus milattan sonra 537'de üçüncü şu anki Ayasofya'yı yapıyor. Evet. Sıfırdan. Peki Fatih'in Ayasofya'sı hocam? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'yı camiye çevirir. Bugün biliyorsunuz şu geçen Temmuz'da Ayasofya'dan ibadete açılımında çok tartışıldı. Hala da yazan çizen oluyor. Ya bu kadar cami varken bir de müze kalsaydı canım falan diye. Şimdi bakın, ben önüne gelen her kilisenin camiye çevrilmesini kabul etmeyen bir adamım. Mesela Ayasofya'dan sonra Kari'yi de camiye çevirme girişimi oldu. Ben yapmayın dedim. Ya da yapacaksanız Narteks'lerin resimlerini örtmeyin dedim. Çünkü Kur'an'da Allah'ın bize anlattığı birçok peygamberin hayatı birebir aynı gerçeklikte orada anlatılıyor. Müslüman her önüne gelen eseri kapatan eden değil ki. O kilisede cam, bu kilisede cam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böyle bir şey yapmadı. Hazreti Ömer de böyle bir şey yapmadı. Daha sonra gelen din büyükleri de her önüne gelen kilise camiye çevirecek. Yok böyle bir şey. Ayasofya için hocam. Ayasofya için şart. Çünkü Ayasofya fethin kilisesidir. Yani fethin sembolü, fethin sembolüdür, kılıç hakkıdır. Bir de en önemlisi nedir biliyor musunuz?
Siz Bursa'ya daha evvel gittiniz mi? Evet hocam. Bursa'nın Ulu Camisi var mı? Evet. Var. Bursa Ulu Camisi meşhur. Diyarbakır'ın Ulu Camisi var. Urfa'nın, Harran'ın, Silvan'ın. Her şehrin bir Ulu Camisi vardır. Eskiden nüfus az olduğu için toplu cuma namazları orada kılınıyordu ve bayram namazları. İstanbul'un bana Ulu Camisi'ni söyleyin. Ayasofya. Ayasofya. Ama bunu kim biliyor? Bunu kimse biliyor. Sokakta şurada inelim. Akşama röportaj yapalım. İstanbul'un Ulu Camisi hangisi? Bir kişi Ayasofya zor der. Niye? Belki bu Temmuz'dan bu yana, açılmasından bu yana belki diyen olur da. Niye? Çünkü İstanbul'un Ulu Camisi'ni biz unuttuk. Bir şehrin Ulu Camisi o ülkenin bağımsızlığının sembolüdür. Bir devletin bağımsızlığının 3 şeyi vardır. Delili vardır. Bir, nöbet vurmak. Yani mehter vurmak. Devlet başkanı mehter vurdur. Tarihten bu yana. İki, para bastırmak. Para bastıran direkt devlet başkanı hükmündedir. Üç, hutbe okutmak. Hutbe okutursunuz. Bu üçünü yaptınız mı devlet başkanısınız, bağımsızsınızdır. Bunu yapmak tehlikelidir tabii aynı zamanda. Bunu yaptığınız zaman yan taraftan biri hop sen ne yapıyorsun deyip güm diye tepene biner. Tehlikelidir. Hutbe nerede okunur? Başkentte. Başkentte nerede? Başkentin Ulu Camisi'nde. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti. Başkentin Ulu Camisi yok. Bu bağımsızlığı halel getirir. Fatih'in de kemikleri sızlar. Yani bu noktada Fatih bu camiyi, yani bu ibadethaneyi camiye çevirdi. Ve çevirdikten sonra da hiçbir zaman freskleri kazımadı, yıkmadı, yok etmedi. Hepsi orada durmaya devam etti. Hepsi durdu orada. Hatta Fatih'ten 1. Mahmud'a kadar kıbleye bakan fresklerin, ikonaların üzerlerine bir hasır örtülmüş. Kazıma zaten yok, sıvama da yok bakın. 1. Mahmud'dan sonra sıvama var. 1. Mahmud'a kadar freskler açık, sadece üzerine bir hasır perde örtülü. Hasırı kaldırıp bakıyorsunuz, görüyorsunuz orada yani Hazreti İsa'yı, Cebrail Aleyhisselam'ı falan yani. Böyle bir durum söz konusu. Hocam, Fatih'in çılgın projeleri var mıydı? Ya fethiyle alakalı ortaya koyduğu bütün argümanlar çılgın aslında. O gemilerin yürütülmesi. O gemilerin zırhlanması değil mi hocam? İlk zırhlı gemiyi kullanmış. Tabii. Bunlar çılgın projeler. Onun dışında 34 tane seferi var Fatih. Oo. Kanuni'nin 13 tane seferi var. O zaman en çok sefere çıkan Osmanlı padişahı da yine Fatih Sultan evet. Mehmet. Hocam, onun dışında şunu da sormak isterim. Çok ilmi ledun sahibi, çok önemli hocalardan dersler almış dedik. Sanata da değer veriyor. Mimariye büyük katkıları var. Hep merak ederim hocam, Bellini'nin Fatih tablosu. Yani nasıl çizilmiştir? Önce şunu söyleyeyim bakın, bir sanat tarihçi olarak. Hiçbir padişah bir ressam çağırıp poz vermemiştir. Böyle bir durum yok. Böyle bir anlayış yok. Yani koca padişah çağıracak ressamı, ben böyle oturuyorum, siz benim resmi çizin. Yok böyle bir şey. Osmanlı'nın geleneklerinde yok hiçbir zaman. Peki nasıl çiziyorlar? Ressamlar eskiz alırlar. Eskiz. Kara kalem eskizi. Ressamların hepsi bunu yapar. Topkapı Sarayı tabloları çizen ressamlar var. Çırılçıplak kadınlarla doldurulmuş Topkapı Sarayı tabloları. Bomboş 2. Mahmut dönemi sarayını gezip eskiz aldılar. Paris'te, Londra'da atölyelerinde o eskizleri tuvale geçirirken içine kafalarına göre hatunlarla doldurdular. Olay bu. Ve bir padişah poz vermediğine göre nasıl çizeceğiz? Padişahın sarayına girip kaçamak da bakamazsın. Nasıl olacak? Tek bir cevap var. Tek cevap ne hocam? Cuma namazı. Padişahın saraydan keyfi çıktığı, yani keyfi derken mecburi çıktığı tek an cuma namazıdır. O anda da eskizi çizdi. Bakın 2. Abdülhamit'in Yıldız Camisi cuma fotoğrafları var, siyah beyaz, elimizde her yerde var. Binlerce insan caminin önünde toplanmış. Toplanan binlerce insanın en az 3'te 1 gayrimüslim. Kadınlar böyle balon etekleri giymişler, süslü püslü merak saçlar. Ediyorlar. Merak. Biz de öyle. Ben mesela İngiltere turu yaptığım zaman grubuma derim ki, Londra'da Buckingham Sarayı'na götürürüm. Derim ki 5 çayında Kraliçe Elizabeth bizi bekliyor. Herkes bir bıyık altından güler. Mümkün mü? Elizabeth 5 çayına bizi kabul eder mi? Ne etmesi? Pencereden göremeyiz. Yok kadın yani. Ben bugün çok İngiltere turu yaptım. Elizabeth'i daha ben bir kere görmedim. Nereye görüyorsunuz? Elizabeth'i göremiyorsak Hürrem Sultan'ı görebilir miyiz? Onu hiç göremez. Elizabeth kim? Hürrem Sultan'ın elinin kiri.
Yani Cuma'yı selamlığında mı görmüş oldu? Cuma orada namazında, gördü, eskizini çizdi. Cuma nerede kılınır? Hı hı. Topkapı Sarayı'nın en yakın camide, Ayasofya tabii ki. Hı hı. Padişah at sırtına çıkıyordu ekibiyle beraber. Tabii ressam da orada bekliyor. Ekiple beraber geçerler tık 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 tık. 5 saniye 10 saniye eskizini alıyordu. Ve onu kendine göre giydiriyordu. Neden elinde gül var hocam? Mesela lale de olabilirdi. İslam'ın çiçeği laledir mesela. Lale değil de gül var. Bakın eğer o pozları kendileri eğer birebir verdirmiş olsalardı ellerine kılıç koydururlardı zaten. Kılıç. Gül olmazdı zaten. Gül olmazdı. O ressamın inisiyatifi. Çok sorulur. Yavuz Sultan Selim'in tablosu. Hani şu küpeli var ya, hı-hı, bir tane. Yavuz'un mu değil mi? Çok sorulur. Hiç alakasız alakasız insanlar abuk subuk yorumlar yapar. Ya sen tarihçisin. Konuyu bilmiyorsun. Niye giriyorsun? Bak ben tarihçilerim bile. Ben de tarihçiyim ama ben sanat tarihi eğitimi almış bir tarihçiyim. Bir tarihçi bile o konuda yorum yapıyor. Ya sen tablodan ne anlarsın? Sanat tarihçi olarak konuşuyorum şu an. Yavuz Sultan Selim'in. Ama üzerindeki elbiselerin hiçbiri ona ait değil. Küpe de ona ait. Küpe de. Küpe taktığına dair çok zayıf bir Mısır'da rivayet var. O da kısa süreliğine. Küpe takardı Osmanlı'da. Denizciler, menizciler. Uzun saçları vardı. Kıpkırmızı şalvarları vardı. Bizim gibi bağnaz değiller. Biz bağnazız. Ben size söyleyeyim. Bugün kırmızı bir ceket giy, gez bakalım hadi. Ben bayet cüretkar, bakın bugün buraya mor ceketimle geldim. Bu bile bir şeydir yani. O Talha Hoca seni çok mor gördüm de diyen olacaktır muhtemelen. Olur mu hocam, bu çok özel bir renktir. Tabii ben çok Asaletin severim. Asaletin rengidir. Tabii imparatorluk rengi. İmparatorluk rengidir. Tabii. Evet hocam. Yani şimdi biz bağnazız, biz yobazız. Fatih öyle değildi. Çok jilet gibi adamlardı yani. Saçını da uzatır, küpesini de takar. Bunlar insanı ne dinli yapar ne dinsiz yapar. Fatih Sultan Mehmet... heykel koleksiyonu olan bir adam. Daha ne diyeyim ben size yani. O kadar. O kadar. Tabii. Uzun yıllar Topkapı Arşivinde kalan ve kimsenin incelemediği Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri 1961 yılında yayınlanmış. Biliyor musunuz hocam? Çok iyi biliyorum. Birazcık bahseder misiniz? Nelerden bahsediyorlar? Aslında Piri Reis'in haritası, Fatih'in defteri, bunları bize keşfettiren Osman Hamdi Bey'in kardeşi Halleten Bey'dir. Evet. Osman Hamdi Bey ressamımız. Onun kardeşi Halleten Bey'dir. Halleten Bey ve diğerleri bu saraydaki arka plandaki birçok şeyi böyle adım adım buldular. Fatih 4-5 yaşlarındayken o defteri çizmiş. O evet. Çizimleri ben hepsini inceledim. Çok teferruatlı. Çok da hayran kaldım. Niye? Orada insan suretleri var. Başta at olmak üzere bir takım mahluk suretleri var. Beni en çok şaşırtanı söyleyeyim. İmzasını yapmış. Hani çocukken biz de yapardık ya, yavaş yavaş büyüyorsun. İlkokul, ortaokul, lise. Tabii. Olgunlaşıyorsun. Herkes der ya, senin bir imzan var mı? Benim imzam bilin. Herkes bir kendine bir imza uydurur. Fatih o 4-5 yaşında tuğra çekmiş. Şimdi tuğralar hep aynı gözükür. Biz öyle sanırız. Şöyle gelir iki tane. Yok, aynı şurada değildir da, ama. Halbuki aralarında farklılıklar vardır. Fatih, fark neresidir? Fark o alttaki top kısmıdır. Top kısmı da ismi yazar padişahın. O hep değişiktir. Fatih o tuğrayı çekmiş, o toplara özel çalışmış böyle ayrı ayrı. Oo. O yaşta. Çok sanatçı kişiliği var hocam değil mi? Böyle büyük bir sanat alim. Seviyor, sanatçıları seviyor, alimleri koyuyor. İcatları var. Zevkten sefadan hoşlanmazmış hocam. Mütevazı insanlar. Yani Fatih, Yavuz, Kanuni, toprak kaptan yemekleri. Askeri var. Çalışmalar hocam büyük zamanını alırmış zaten. İlme çok büyük önem verirmiş. Devrin önemli alimlerinin ilim ve irfanından yararlanmaya çalışan ve bilme meraklı büyük bilim adamlarını İstanbul'a getirten bir şahsiyetten bahsediyoruz hocam. Çok sayıda lisan konuşuyor. Hangi dilleri konuşuyor hocam bildiğimiz? Vallahi kimileri 7 diyor, kimileri 9 diyor. Yunanca, Arapça, Latince, Farsça, tabii. İbranice, ana dili gibi konuşuyor. Ya şimdi bazıları diyor ya, Osmanlı Devleti'nin yıkılma döneminde herkes cahildi falan diye. Ben bunlara gülüyorum. Osmanlı yıkılma döneminde şu İstanbul'da, Anadolu'da aynı mahallede bir kere orada Kürt'ü, Arnavut'u, Çerkez'i bir arada olduğu gibi farklı dinlerden orada bir Musevi aile, orada bir Ortodoks aile, orada bir Ermeni Gregorian aynı mahallede yaşıyorlardı. Ben açık konuşayım, çok isterdim. Keşke benim çocukluğumda benim mahallemde farklı dinlerden, renklerden 3-5 aile olsaydı da ben onlardan farklı kültürler de öğrenseydim. Ben isterdim bunu. Ben bunları hiç görmedim. Benim annem biliyor. 70'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu'nda resim yapan, bebek yüzü boyayan bir kadın. Diyor ki işte Monsieur Agop'tu, altımızda kuyumcuydu diyor. Bilmem ne Kirkor Efendi, bilmem ne de dostumuzdu falan anlatıyor.
Madame Montagu ne diyor biliyor musunuz? İngiliz Büyükelçisi'nin karısı 4. Mehmet döneminde Edirne Sarayı'ndalar. Evet. Başıma uğultu giriyordu diyor sokakta gezerken. Aynı anda onlarca dil konuşuluyordu diyor. Halk çok kültürlü. Çünkü çocuktan aynı mahallede 3-5 düşünsenize. Oradan Arnavut amcadan Arnavutçayı kapıyorsun. Oradan Ermeni teyzeden Ermeniceyi kapıyorsun. Bunlar güzel olmaz mıydı? Hocam bir de şöyle bir özelliği varmış. Şairler, sanatkarlar ve alimlerle sık sık bir araya gelip sohbetler yaparmış. Özellikle Akşemsettin de yanında olurmuş. Ve çeşitli kültürlere çok meraklıymış. Özellikle İtalyan kültürüne çok meraklı. Ve az önce de siz dediniz ki son seferi İtalya'ydı. Vatikan'aydı. Çok iyi biliyordu. Düşmanını o kadar iyi biliyordu ki herkes şaşırıyordu. Bu kadar nasıl biliyor diye. Meraklı. Araştırıyor, çalışıyor. Oradan adamlar getirtiyor, raporlar hazırlatıyor. Çok sıra dışı bir adam Fatih. Hristiyanlık konusunda da çok araştırma yapmış hocam. Hatta dönemin papası iddiaya göre ona onu Hristiyanlığa davet adına bir mektup yazmış. Gönderiyor, doğru evet, mudur doğru hocam? Doğru tabii. Aynen. Hatta böyle arka planda Fatih'in o hoşgörüsü ve farklılığından dolayı Hristiyan oldu falan diyorlar. Alakası yok tabii ki. Ya koskoca Fatih külliyesini yapan adam, Peygamberimizin aleyhisselam İstanbul fethi müjdesine mazhar olan Rumeli Hisarı'nı yaptırırken Hisar'ın duvarlarıyla Muhammed yazdıran adam Fatih yani. Bu kadar seviyor. O hadis-i şerif doğru mu hocam? Doğru, tabii, İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. Kesinlikle. Hocam bir de şöyle bir yönü var. Şiirler yazıyor Avni Mahlası'nı kullanarak. Biraz bahsedelim mi? Bu yönü de çok önemli. Ya bir kere şimdi mesela dil bilmek var. Bugün hepimiz İngilizce biliyoruz. Hadi İngilizce şiir yaz dediğiniz zaman biliyorum diyenlerin 1000 kişinin 1000'i de kalır, kalır orada. Kolay mı o dilde şiir yazmak? Bu insanlar bir kere 3 tane ana dili var. Türkçe, Farsça, Arapça ana dili. Ya Fatih'i geçin. Hürrem Sultan'ın bir Farsça, Türkçe şiirleri var. Ekranlarda izlediğimiz Hürrem Sultan 6-7 çocuk yaptı. Süleyman diyemiyordu. Gerçek Hürrem Sultan bir şiirler yazıyor. Şu an burada söylesem dibi düşer dinleyen herkesin. Yok artık bu kadarı derler yani. Ey sabah, sultanı mazaru perişan diyesün. Gül yüzünsüz işi bülbül gibi efkan diyesün. Burada hem ciddi bir altyapı var hem de bilgi anlamında bir birikim. Ey sabah, sabah rüzgarı, sultanı mazaru perişan diyesün. Sultanıma zar, zırlamak, ağlamakla halimi diyesün. Gül yüzünsüz, senin o gül yüzün olmadan. 3 yıldır İran seferine kanun. Evet. Şiir yazıldığında. Gül yüzünsüz, işi bülbül gibi efkan diyesin. Efkan, figan etmek. Bülbül ne yapar? Güle olan aşkıyla sabahlara kadar öter. Sabaha doğru uyur. O anda da gül açar. Tam günün ışınmasıyla beraber birbirlerine kavuşamazlar. Bunu biliyor kadın. Hiç Süleyman'la bu yan yana gelir mi? Gelmez. Hocam şimdi başka bir detay. Venedik kralı tarafından planlanan 14 suikast girişiminden sağ kurtulmayı başarmış. 22 diye biliyorum ben. 22 mi hocam? Biraz bahsedelim. Ya Fatih tabii ki çok özel, stratejik bir adam. Onu öldürmeyi herkes ister. Çünkü neden? Önünü kesemiyorsun. Adam senin ciğerini biliyor. Seni çok iyi tanıdığı için de senin her türlü oyununu bozuyor. Çünkü sen yarını düşürüyorsun, adam 50 sene sonrasını planlıyor. O zaman tek yol var, ortadan kaldırmak. Çok istediler, öldürmek. Ama onların suikastıyla ölmediğini biliyoruz. Ha benim böyle çocukluğumda falan hatırlardı, Fatih suikast düzenlendi, zehirlediler, Gebze'de öyle öldü falan. Ben bundan 4-5 sene evvel bir projeye girdim. Ünlü bir profesörümüz Muammer Kayatekin, onunla beraber tarih tıbbı konuşturdu. 2 cilt kitap yazdık. Ve bu kitabı yazarken de, bu 2 kitabı, 40 küsür tane tıp profesörü bize müdahil oldu. Günümüzden 300, 500, 1000 sene evvel ölmüş insanların cenazelerini önümüze koyduk. Yani bunu tabii şey olarak söylüyorum. Kazıp da cenazeyi çıkarmadık. Ama çıkarıp önümüze koymuş gibi, tıpta bir tabir var, konsültasyon. Farklı branşlardan insanlar gelir, bir hastanın önünde onu iyileştirmek için tartışırlar. Biri bağırsağı iyi biliyordur, biri nabzı iyi biliyordur, biri beyni iyi biliyordur. Tartışırlar onu diriltmek için. Konsültasyon. Biz bunu yaptık. Fatih'in cenazesini böyle koyduk önümüze resmen. Ve tartıştık. Ve ortaya çıktı cevap. Sonuç? Bundan 4 sene önceydi. 4 ya da 3. Ömer Çelik, o zaman Kültür ve Turizm Bakanı'ydı. Bir Ramazan akşamı İstanbul'da
9 tane tarihçi çağırdı. Bir gece tarih sohbeti yapalım diye. Biri de bendim. Ki aralarında yani çok kallavi yaşlı tarihçi hocalarımız var. Ömer Bey, bakan sordu orada. Dedi Fatih'in ölümü hala dedi böyle şey mi? Gizli kapaklı mı? Ne diyorsunuz? Herkes orada konuştu. Çünkü tarihte birçok liderin ölümü aydınlanamadı hocam. Tarihimizdeki en önemli esrarlardan biri de Fatih Sultan Mehmet'in ölümü. Orada herkes konuştu. En son ben söz aldım. Ve ben konuştuğumda herkes tatmin oldu. Ha, orada ne dediniz hocam? Oradaki hocaların ilminden daha çok ilmim olduğundan estağfurullah, değil. Estağfurullah da bilgi önemli hocam. Şöyle, tarihçiler tıp bilmez. Buna ben de dahilim. Tarihçiyim, tıp bilmiyorum. Tıpçılar da tarih bilmez. Biz bu tarih tıpı konuşturduğunda kimsenin yapmadığı bir şey yaptık. Tıpçı ve tarihçi bir araya getirdik. Fatih'in ölümünü bir, kendi döneminde tarihçi Tursun Bey yazmış. Fatih'ten bir asır sonra Hoca Saadettin yazmış. Fatih dönemine yakın Taşköprülü Zade yazmış. Aşık Paşa Zade yazmış. Fatih'in ölümünü yazmışlar. Son bir günü, son bir haftası, son bir ayı bunları yazmışlar. Neler demişler Hoca hocam? Saadettin Efendi yazmış. Ve gelinen sonuç ne? İdrisi Bitlisi yazmış. Okuyoruz. Ben tarihçiyim ve bu adamlar da o günün ünlü tarih yazarları. Bunları iyi biliyorum. Fakat onların yazdıklarından hiçbir şey anlamıyorum. Niye? Çünkü İdrisi Bitlisi aynı zamanda tıpçıydı. Yani yazarken tarihçi olduğu kadar tıpçı diliyle de yazdı. Ben anlamıyorum. Biz ne yaptık? Tıp ilminde o konunun uzmanlarını bulduk. Tarihi vesikaları önlerine koyduk. Şak diye taş yerine oturdu. İdrisi Bitlisi ne diyor biliyor musun? Bakın cümleyi söyleyeceğim. Vücudunun farklı yerlerinde husule gelen marazlar karşı karşıya gelip birbirini kilitledi diyor. Vücudunun farklı yerindeki marazlar. Neymiş biliyor musunuz? Fatih'te dedelerinden kalma ırsi iki hastalığı var. Biri gut, biri diyabet. Osmanlı padişahlarının çoğu şeker hastasıdır. Fatih'te de var şeker hastalığı. Gut da var. Kanuni. İnim inim inliyordu gutta. Dördüncü var. Cuma namazına gidemiyordu guttan. Yani kımıldayamıyorsunuz yani. O derece sıkıntılı, ağrılı. Öldürmez, süründürür. Ama son noktada böbreklerde birikir. Gut yani ürik asit kristalleri o zaman öldürüyor. Ve bu iki hastalık karşı karşıya gelince birbirini kilitliyor. Diyabet son aşamasında aldığınız hiçbir ilaç kanınıza karışmaz. Yani kana karışır da hücrelerden içeri giremez. Diyabetin en son aşaması çok tehlikeli. Hücre kapatıyor kapıyı artık. Almıyorum diyor. Dünyanın en güzel gıdalarını yiyin. En sağlam iğnelerini olun. Hücre kapıyı kapattın bittiniz. Ölüyorsunuz. Ve başında iki tane doktoru var Fatih'in Gebze'de. Çırpınıyorlar, bir şey yapamıyorlar. Yani çok uzun hikaye aslında. Yani burada ben 5 saat konuşulacak. Yok hocam, sonucu söylemek adına zehirlenip zehirlenmediği. Kesinlikle zehirlenmedi. Kesinlikle Topkapı sapasağlamdı. Topkapı Sarayı'ndan orduyla buluşmak için gemiye bindi Eminönü iskelesinden. Gemiyle Üsküdar'a geçerken fenalaştı. Atıyla gemiye biniyor. Sedyeyle çıkarıyorlar gemiden. Gutla diyabet. Yani zaten sancıları var. Zehir bir anda vurur ve bir anda bitirir. Fatih'te böyle bir durum yok. Fatih iki tane sefere hiç çıkamıyor. Bu hastalığını yükselttiği için iki seferden de yarım dönüyor. Gidiyor yoldan dönüyor ağırlığından dolayı. Yani bunları da bildiğimiz için hepsini böyle yan yana getirdiğiniz zaman diyorsunuz da. Eceliyle mi öldü hocam? Eceliyle öldü. Ama hastalıktan öldü. Yani gut ve şeker hastalığının. Şeker hastalığının son aşamasıydı. 49 yaşında öldü. Net. 40 küsur profesörün imzasıyla. Eski hastalıklarının yanında romatizma da baş göstermiş herhalde o dönemde. Yani bunlar ölümcül hastalıklar değil. Hürrem Sultan için de ana kaynaklar şeyden öldü diyorlar. Kulunç'tan ama Kulunç'tan kimse ölmez. Hürrem Sultan Hürrem için. Kaynaklar Kulunç illetine müptela olup öldü diye yazıyor. Hocam son sefer eğer gerçekleşseydi direkt Vatikan'a gidiyorlar demiştiniz. Bence öyle. Ve güçlü bir Osmanlı ordusu var. Donanma var. Donanma var. Bir sene alırlardı evvel, da herhalde. Bir sene evvel zaten aldılar. Bir sene evvel Çizmen'in topuğunu Gedik Ahmet Paşa ile aldı. Yani Orhan Gazi'nin Çinpe'yi alıp da oradan Rumeli'ye yürümesi gibi orası bir üs olarak kullanılarak yürüyeceklerdi orada. Hocam Fatih'in ekiminin Venediklilerle bir pazarlığı söz konusu mu? Fatih'in eski doktoru Yakup Paşa, yeni doktoru Larry Çelebi. Gebze'de ağırlaştığında Larry Çelebi var başında, çözemiyor. Eski doktoru tabii çok kallavi, tecrübeli, onu çağırıyorlar. Yeni doktor çözemiyor, sen çözer misin? Geliyor, bakıyor. Fatih hiçbir tedaviye cevap vermiyor.
Yakup Paşa'nın bir ilacı var. Şarab-ı Farih diye geçiyor. Taşköprüzade bunu anlatıyor. Ama tabii Taşköprüzade bunu böyle şiir gibi anlattığı için Şarab-ı Farih'i işte oğlu Şarab-ı Farih'ini verdi. Ciğeri pare pare eyledi. Kim kıydı sultana dedi falan, böyle şiir böyle gidiyor. Tabii biz bunu okuyunca diyoruz ki ulan Şarab-ı Farih diye zehiri dayadılar. Ciğeri parça parça oldu. Kan kustu, öldü. Alakası yok. Babinger mesela 1950'lerin Alman tarihçisi. Adam elin Alman tarihçisi, ne bilir divan şiirini, ne bilir bizim şiirlerdeki teşbih sanatını. Okumuş onu. Demiş ki öldürdüler Fadi. Bak Taşköprü'de böyle anlatıyor diye. Halbuki alakası yok yani. Bizim bazı tarihçiler de Babinger'in peşinden gittiği için bu zehirlenerek öldürüldü yalanı buradan çıkıyor. Şiirin ters yorumlanmasında. Yakup Paşa öldürüldü. Ama Cem Sultan'la Bayezid mücadelesi sırasında Fatih öldükten oho aylar sonra öldürüldü. Cem Sultan için neler söyleyeceksiniz hocam? Valla Fatih'e çok benzediğini söylüyorlar. Gerçi şu var, bizim toplumda kaçan balık her zaman büyük olur. Hani denir ya, ya Cem Sultan abisi yerine padişah olsaydı daha muhteşem olacaktı falan. Nereden biliyorsun? Yani babasına benziyor diyorsun ama bu böyle yani olacak değil, olmaz o iş yani. Ama Cem Sultan'ı ben çok takdir ederim. Şehit olarak görürüm. Papa çok yalvardı. Dinini değiştir. Gel seni başımıza geçirelim. Seni Roma İmparatoru yapalım. Abim Bayezid devirelim. Birçok insan evet diyebilir bu tekliflere. Dedi ki ben dinimden dönmem. Bana bu baskıları yapmayın. Beni serbest bırakın. Mısır'a eşimin çocuklarımın yanına gideyim. Zaten bir daha da saltanat davası götmeyeceğim dedi ama tabii onu orada öldürdüler. Zehirlediler değil mi hocam? Kesin. Papa bu işi bilerek zehirledi ve bitirdi. Fransız kralına gönderirken. Önce Fransa kralına bir kere gitti. Önce gitti. Ben oraya gittim iki defa. Fransa'nın tam ortasında Burganef diye bir kasaba var. Burganef, Zizim Kulesi var. Fransızca'da C harfi yoktur. C'leri Z diye okurlar. Cem'i Zim diye okuyorlar. Zim, Zizim Kulesi. Gittim, kuleyi de gezdim. Fransa kralı 1,5 sene kulede hapsetmiş. Alaturka tuvalet yaptırmış kendisine orada. Çünkü Avrupalarda tuvalet yok ya. Ortaya geldi mi bırak git. Tuvalet yaptırmış kendine. Hendeye düşüyor tabii tuvaletin deliğinden. Orada. Fransa kralı istediği gibi onu çeviremiyor. Papa diyor ki bana gönder ben hallederim diyor. Papa da çeviremiyor. Fransa kralı sonra bir daha geri istiyor. Gönder ben başka yollar deneyeceğim deyince. İkinci bayasında tabii ağır şeyi var papaya telkini. Para karşılığı öldürüldüğünü düşünüyoruz. Evet hocam. Hocam şimdi şeyi sormak isterim. Son Fatih soru. Türbesi'nin sırrı nedir? Biraz da bundan bahsederseniz bitirelim, kapatalım müsaadenizle. Fatih Sultan Mehmet'in türbesi aslında klasik bir Selçuklu türbesidir. Ne demek klasik Selçuklu türbesi? Kriptalı bir türbedir. Yani bugün bizim insanlarımız defnedilirken siz de görmüşsünüzdür. Kabir kazılır, cenaze yatırılır, tahtalar konulur. Üzerine belki bir hasır naylon, toprak atılır. Bir tümsek yapılır, bitti değil mi? Olay evet. Bu. Selçuklu'da nasıldır? Selçuklu'da toprağın altına bir oda yapılır. Cenaze odaya defnedilir. Bugün Anadolu'da bazı köylerde, şehirlerde bu kültür, bu anlayış devam ediyor uygulama. Rahat mezarlar. 2 metre yükseklik böyle toprağın altı. Pahalı mezar. Taşla böyle örüyorlar içini. Üstünü de kapatıyorlar. Altta böyle bir pencere. Öldüğünüz zaman bir kişi içine giriyor. Dışarıdakiler size böyle kefenle uzatıyorlar. Selçuklu kümbetlerinin altta bir mezar odası vardır. O mezar odasına gömülürler. Üstte de kümbetin üst katında mescit, kütüphane gibi hizmetler verir. Fatih'in türbesinde giriyoruz ya içeri, sanduka var, dua ediyoruz. Altta bir mezar odası var, net. Ve cenaze orada. Ben gözümle görmedim. Ama gözüyle görenden, dinleyenden dinledim. Ne, nasılmış hocam? Hatta naaşının bozulmadığı yönünde tabii iddialar varmış. İkinci Abdülhamit döneminde Abdülhamit Han'a bazı jurnaller, haberler geliyor. Birbirlerine rüyalarını anlatırlarken padişah casusu dinliyor. İşte biz mesela size iki ahbap Fatih çarşamba kahvede konuşuyoruz. Ondan sonra ben diyorum ya Hakan abi ben bir rüya gördüm diyor. Olmuş olay. Sen diyorsun ki hayır olsun ne gördün Talha'cığım? Abi rüyamda çarşambada İstanbul'da su basmış yani. Hakikaten o günlerde İstanbul ciddi su var. Fatih'i gördüm. Yardım edin türbeme su bastı. Ya su alıyor diyordu. Ve Abdülhamit Han'ı jurnallıyor. Diyor böyle böyle iki kişi konuşurken bunları da konuştular. Rüya da gidiyor padişah. Birkaç hafta sonra aynı rüya başka bir kanaldan bir daha gidiyor padişah. Abdülhamit Han işkilleniyor bunun üzerine. Çok güvendiği bir Hasan Paşa'sı var onun.
Diyor ki iki adam alacaksın bu akşam yanına. Gece Fatih'in kabrine gir. Dedemin diyor mezarını aç. Kimse bilmeyecek ama diyor. Ve Hasan Paşa kimse bilmeyecek. E ben nereden biliyorum? Hasan Paşa ölüm döşeğinde bunu Yahya Kemal'e anlatıyor. Bu bende gitmesin diyor. O da Reşit Ekrem Koç'u anlatıyor. Oradan öğreniyoruz biz de Reşit Ekrem Koç'u'dan. O gece türbeye giriyorlar. Sandukayı kenara çekiyorlar. Sandukanın altına doğru merdiven var. Yani sandukanın kenara çekince taban tahtaları var. Tamam. Taban tahtaları sökülüyor. Altta halkalı bir kapak geliyor. Kripta kapağı. Yani bu Alaaddin Sihir Lambası değil. Sanat tarihi. Ben bugüne kadar en az 80-100 tane Selçuklu mezarına girmişimdir. Evet aynı hocam. Sistemle bu şekilde. Kendim girdim. Çekiliyor kapak. Kapağı kaldırıyorlar. Bir merdiven aşağı doğru iniyor. İniyorlar. İndiğimizde diyor böyle uzun bir oda vardı diyor. Uzun. Odanın en ucunda taş bir lahitte Fatih duruyordu diyor. Kefeniyle duruyor. Çünkü orası zaten toprağın altı. Orada bir daha toprağa gömülmez. Hı hı. Toprağın altı. Tabutun içi gibi düşünün. Hı hı. Ondan sonra orada böyle açıkta kefeni duruyor. Kefende leke yoktu diyor. Düşünün. Bir insan öldüğünde kefen leke mi olacak? Parça parça olur. Akar her yer. Bozuluyor. Etler dökülüyor çünkü. Yani görüntü şey olamaz. Yani? Bir insan öldükte sapasağlam duruyordu diyor. Kenarlarda su almıştı diyor. Yerde dört parmak su vardı diyor. İstanbul'da o günlerde çok yağmur yağıp da her yere sel götürünce türbeye sel basmış, su basmış. Suyu boşalttık, tamir ettik diyor. Ayrılırken dayanamadım. Cenazesine azıcık yakından bakmak istedim. Evet. Dünkü gibi duruyordu. Yani kefeninde sararma olur, kararma olur, her şey olur. Bir kişi defnedildikten bir sene sonra açın, böyle dürülü bıkılı, ben gördüm öyle. Yani kemik parçalarıyla böyle şöyle bir bez parçası buluruz. O upuzun adam git yoktur artık yani. Gitmiştir o. Ama birebir naaşı bozulmadan duruyormuş öyle mi hocam? Şeklen duruyormuş. Bazıları çıktı dedi ya, Cem Sultan Bayezid mücadelesinde Fatih'in cenazesini kokuttular falan filan hikaye. Hocam bir devri açıp bir devri kapatan en önemli Osmanlı hükümdarını, Osmanlı padişahı Fatih konuştuk. Saatlerce konuşsak zaman yetmez. Sizin zaten özel ilgi alanınız Fatih Sultan Mehmet. Konuşamadığımız çok şey var ama eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben müsaadenizle kapatacağım. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için hocam. Evet, bugün bir devri kapatıp bir devri açan Büyük Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'i konuştuk. Tarihçi Talha Uğurlar'la. Bizleri izlediğiniz için çok sağ olun, var olun, hoşça kalın.